2020 yılına eğlenerek girdik. Eğlenceli, enerjik, eğlenceli. Yılbaşı insanların hayatlarında yeni bir sayfa açmış olsunları da önemli. 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 2020'ye girdik daha. Burada 6 6.8 şiddetine bir deprem meydana geldi. Mamba out. And an early warning system. Üçüncü Dünya Savaşı'nın işaret tuşu. Felaketin büyüklüğünü kavramak çok zor. Daha önce rastladığımız hiçbir şeye benzemiyor. Virüsün uzak doğu sınırlarını aşmış olabilir. Vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. İlk kez bir hastamı kaybettim. Korona tedirginliği alışveriş çılgınlığına dönüştü. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Are you an incest? Din. God bless America! Oğlum ben yıldız gördüm. Allah! 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 Ankara Polatlı'yı vuran kum fırtınasının verdiği zarar. Dolar bu sabah 7.24'ü aşarak Hatay'daki yangın günün matemiyle. Faiz lobilerini en çok sevindiren iktidar bu iktidar. Hayatımızda en utandığın an neydi? Özür dilerim. 2077 yani. Koronavirüs İngiltere'de de mutasyona uğradı. Uzmanlara göre virüsü Tamam, az önceki video gerçekten korkunçtu. Ama korkmana gerek yok. Çünkü bunları sana göstermemin bir sebebi vardı. Yaşamayı öğrenmek. Hayat gerçek olmak için yaratıldı. Mükemmel olmak için değil. Bu yıl her ne kadar boktan olsa da buradayız. Her ne kadar boktan hissetsen de buradasın. Yılın sonunda canlı bir şekilde daha da güçlendin. 4 saat sonra yeni bir yıla gireceğiz. Ve en azından bu anlarda benimle birlikte mutlu olmamanız için bir sebep yok. Dramatik olmak istemem ama bu geceye hazır mısın? Evet. Sanırım şu an chat okuyamayacağım kadar hızlı. O zaman nasıl olayımıza geçelim. Bu ben. Ve bugün yayında şunları yapacağım. Evet, izleyin ve görün. Sizin de yayına çıkmanız için burada durmadan chatte yazılan rastgele bir yazı çıkacak. Ve son olarak yayındaki insanlara veya bana seslenmek istiyorsan veya videonu paylaşmak istiyorsan açıklama kısmından bağış atabilirsin. Bitti mi? Bitti. Ve işte karşınızda Salih! Evet. Evet arkadaşlar, birkaç sıkıntı çıktı ama ben buradayım. Hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir audience'a şu an sesleniyorum. Gerçekten hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için çok güzel planlarım var. Çok güzel bir giriş yaptık. Çok güzel bir enerjimiz var şu an. Ve az önce bilgisayarım çöktü. Evet, yayın neden 4 dakika geç açıldı merak ediyorsunuzdur. Gerçekten bilgisayarım çöktü ve kötü bir anı yaşadım ve her şeyim kapandı. O yüzden soundpad'imi tekrar açacağım. Evet, şu an gerçekten hiç yaşamadığım bir heyecan yaşıyorum. Normalde canlı yayını açtığımda böyle bir heyecan yaşamıyordum. Ama bu sefer gerçekten böyle farklı bir heyecanlıyım, evet. Merhabalar. Tamam, bilgisayarım iyi şu an. Bilgisayarım iyiyim. İki monitörüm de gitti geldi, ben de bilmiyorum ne olduğunu. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir hemen yakın çekim yapalım. Burada gördüğünüz gibi müthiş bir sofra hazırladı. Evet, annem tarafından hazırlanan müthiş bir sofra var burada. Evet, merak ya, büyük ihtimal sizin de böyledir sofranız diye düşünüyorum. Doğruysa doğru deyin. Şimdi alt kısımda gördüğünüz gibi herkesin yazıları var. Normalde böyle bir şey olmaması lazımdı. Bunu direkt evet böyle yapacaktım. Evet, Enes Ünal Nightbot tarafından engellenmiş. Bu çıktı çıka çıka. Burada insanların teker teker yazdıkları şeyleri okuyacağız diye düşündüm. Oraya böyle bir şey ekledim. Şimdi bugün yapacağımız 3 farklı içerik var. Spoiler vermek istemiyorum açıkçası. Spoiler vermek istemiyorum. İzleyin ve görün arkadaşlar. Bir şey demek istemiyorum bu konular hakkında. Şimdi ilk içeri geçeyim. Geçmeden önce ben bir hızlıca böyle bir soluklanalım ve hızlıca biraz sohbet edelim. Daha sonra da içeri geçiş yapacağız. Hop. Yeni yıl hakkında. Aa, direkt soru geldi lan. Yok artık. Bir dakika. Evet, şöyle bir şey açalım. Pekala. Burada gördüğünüz gibi direkt şey yapacağım ve soru falan gelebiliyormuş harbiden. Yeni yıl hakkında ne düşünüyorsun? Daha girmedik ne düşünebilirim? Bu arada şu şapkayı 12 saattir takıyorum. Artık kafama yapıştı. O yüzden bu şapkayı çıkartmak istiyorum ama aynı zamanda çıkartmak da istemiyorum. Çünkü çıkartırsam saçımın bokluğunu göreceksiniz. O yüzden oraya hiç bulaşmak istemiyorum. Pekala. Şimdi ben şuradan şeyi kapatayım. Pekala.
Evet. Ne haber? İyiyim Yunus Cialka. Senden ne haber? Pekala. Karrick Esli. Aa, yamulmuş lan bu. Allah yamuldu ya. Rick Esli mi abi? Bekle abi. Tamam. Şu an gayet iyi kesimiz. Pekala. Şimdi yılbaşına kadar toplamda şu an 2 saat 50 dakikamız var. Ve 2 saat 50 dakikamızı olabildiğince iyi kullanmak istiyorum. O yüzden artık ilk etkinliğe yavaş yavaş geçelim. İlk etkinliğin ne olduğunu büyük ihtimal herkes biliyordur zaten. Bu herkesin istediği bir etkinlik olduğu için ben de bunu yapma girişi yaptım. Çıkarmayacağım emir, hayır, imkansız çıkartmam gerçekten. Abi dans eder misin? Hayır, hayır. Bunu biraz düşündüm ve hayır olduğunu karar verdim. Pekala. Özlem Yetiyan'dan güzel bir emoji. Evet, burada saçma sapan şeyler de çıkabilir bu arada. Böyle yapacağım ve pekala. Yukarı çıkamıyorum. Evet. Adamların banlanmaları falan görüyoruz. Neyse. O zaman her şey anlaşıldıysa yavaş yavaş ilk içeriğe geçelim. Hazırsanız ilk içeriğimizi geçiyoruz ve hepinize iyi eğlenceler dilerim. Umarım hepiniz bugün yılbaşının yılın sonuna kadar, yani bu gecenin 12'sine kadar eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Bayağı şey hazırladım. Abi yayından sonra YouTube gelecek mi? Yani bırakmam herhalde. Gelir büyük ihtimal. Tamam Ali. Hadi o zaman ilk içeriğe geçelim. Bütün oyunlar, bütün çocukluğumuz, her şey bu gece kaybolacak. Recep İvedik oyunu bile kaybolacak. Evet Flash, bu gece tamamen kapatılıyor. Yanında eskiden bütün oynadığımız oyunları da götürecek. O yüzden son kez maziyi tekrarlayalım mı? Sarılın ve benimle ağlamamaya çalışın. Hadi başlayalım. Oha, Flash yedim az önce. Pekala. Evet. Bildiğiniz gibi Flash kapanıyor. Ve buradaki birçok oyun tamamen kaybolacak. Yani bu gerçekten üzücü bir şey. Çünkü birçok insanın gençliği ve çocukluğu burada geçti. İnsanlar burada çöp adam oyunlarını oynayıp güldü. Kuzeninin evine gitti ve burada birçok oyun oynadı. Evet, sizin oynadığınız oyunlar var mı? Ben pek bu camianın içine giremedim. Ama bildiğim birkaç oyun var. Mesela şurada direkt topuk kır oyunu zaten müthiş karşıma çıkıyor. Evet, bakalım. Var mı böyle fikriniz? Böyle bir bana böyle burada oynanabilecek bir sürü oyun olabilir aslında. Burada ben spesifik 2-3 tane oyun oynamak istiyorum açıkçası. Onları da bana chatten yazarsanız aslında daha rahat oynayabilirim. Topuk kır. Bu topuk kırma iddiada yaptık. Topuk kırmak istemiyorum. Kadınlara şiddete hayır. Gerçekten bu kadınların dışarı can vermesini istemiyorum. Arkadaşlar lütfen. Benon vardı. Evet, Benon oyunları. O biraz daha yeni nesle giriyor herhalde, bilmiyorum. Bu arada çok güzel bir ayrıcalık. Çünkü bugünden sonra bu oyunlar bir daha hiçbir yerde olmayacak ve sadece bu video altından şey yapabileceksiniz. Pekala, ben bunu bir açayım buradan. Oğlum kapandı mı lan yoksa? Kapandı mı? Hayır. Bir dakika. Hayır, ben bu içeriği flash yapmıştım. Şu an kapanamaz, bekleyin. Bekleyin, böyle bir drama yaşamak istemiyorum. Engellemedim. Aç. Ha, bunu engellemişim lan. Bir dakika. Sanırım benim mallım. Bekleyin. Oğlum oyunlar açılmıyor mu? Bana mı öyle geldi? Bir dakika. Ve size opera gelmiyor büyük ihtimal. Aynen. Pekala. Oğlum oyunlar açılmıyor chat. Chat bir dakika. Bunu azmedim ben. Bir dakika. Ne yapmam lazım? Mert düşün hangi oyun olabilir? Aptallık testi oyunu. Bekle, bu da flash olduğunu biliyorum. Çünkü zaten bunu 50.000 kişi oynadı. Kapanmamış chat. Tamam. Tamam, kapanmamış. Pekala. İçerik GG değil. Tamam, sakin olun. Evet, kedi. Komik değil. Sadece yanlış bir şey tıkladım. Sıkıntı yok. Pekala. Oğlum chat'i yukarı bile kaldıramıyorum. O kadar hızlı akıyor ki. BioSever A demiş. Sana da B. Pekala, bu oyunu oynamak istemiyorum açıkçası. Ama tabii tamamen chat'in isteği fitinde kaldım. Bu oyunu oynayalım. Daha sonra yandan bir akıllı çay bardağına geçip bir tane saçma sapan biz nesini tutup onun bilmesini görüp daha sonra nasıl bildi falan da diyebiliriz aslında. Pekala, o zaman başlayalım, hadi bakalım. Pekala. 75 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçlarına bak ve ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Chat, ben aptal değilim açıkçası. Buradan güzel bir şey çıkartacağımı sanıyorum ve bunu hayatım boyunca oynamadım. Sadece bütün YouTuber'ların oynadığını biliyorum. Pekala.
C. Tamam, harf yazmayın, tamam. Bunun bir şeye dönüşmesini istemiyorum açıkçası, pekala. Bu sadece bir yılbaşı oyunu. Şey, troll yapmayın, pekala. Aptal değilsin abi. Swords and Souls diye bir oyun var. Swords and Souls. Bir dakika. Swords and Sandals mıydı o? Çe. Evet, bu oyun. Bir dakika, bu oyunu oynayabiliriz. Bu oyun flash oyunu. Bir dakika, duruyor değil mi? Pekala, duruyor. Pekala, burada. Crazygames.com. Oh, kapanmamış, pekala. Ben bu oyunu kaybetmeden hayattan vazgeçmek istemiyorum. Bu arada gerçekten bunu oynayacağım büyük ihtimal, pekala. O zaman bu oyuna başlayalım mı? Tamam, hadi başlayalım. Loading game, bunu buraya alalım. Evet, ben bu oyunun gerçekten tarihini yazmış bir insanım. Çünkü ben bu oyunu 10 yaşımda böyle en yakın arkadaşımın evine sırf bu oyunu oynamak için gidiyordum. Çocuğu sevmiyordum bile. Sırf bu oyun için gidiyordum. Öyle bir yeri var. Gerçekten en yakın arkadaşımdan daha çok sevdiğim bir oyun. O zaman başlayalım. Evet. Pekala, bu zaten bu karakter pekala. Şimdi ten rengimiz çok fazla seçenek var. Oha, kam adam olalım, pekala. Tamam, ben kam adam olmak istiyorum, pekala. Herkese tek atan bir tane ergen çocuğun kalıntısı olan bir kam adam olmak istiyorum ve intikamını almak için onu öldüren çocuğa şey yapmaya gidiyor. Bizim üzücü şarkımız yok mu ya? Böyle üzücü bir şarkı yok mu? Arkaya onu koyabileceğim, onu da eklememişim. Neyse. Pekala, hairstyle. Wow, Johnny test, evet. Pekala, aha. Mohawk. Chat, hangisini yapayım? Bu hangi renk olacak? Çok fazla seçenek var. Gerçekten Cyberpunk'tan daha detaylı bir arayüz değil şu an. Kel, hayır ya. Kel yapmayayım chat. Siyah yap. Pekala, siyah yapayım. Senin için. Sırf senin canını durdurduğum için yapıyorum. Oha, Beşiktaşlı olduk. İsmine bunu yaz, hile oluyor. Hayır oğlum, bu öyle iyi. Bugün hile yok. Bugün hile yapmak yok chat. Öyle bir şey yok. Night Fury. Adamın adını okumak için şey geldi, pekala. Strabble'ın ne olduğunu bilmiyorum. Oh, sakalmış. Tamam, bir de şöyle dünyanın en saçma sakalını yapıp bir de neye vereceğim bilmiyorum. Ama benim burada bildiğim bir şey varsa o da bağırarak kazanmak. Neyi verince bağırabiliyorduk ya? Neyi verince bağırıyorduk chat? Bir şey verince bağırıyorduk. Bağırınca insanlar bize saldırıp ölüyordu falan. Saçma sapan bir şey vardı. Adamın chatini. Chat o kadar hızlı ki bunu okuyamaz diye bir şey durdurdum az önce ve evet, o gitti az önce. Aha, buldum. Dua. Buluruz işte oğlum. Karizma mı veriyorduk? Direkt savaşıyorum bu arada. Pekala, ne yapıyorum ben şu an? Oyunun müzikleri çok sinir bozucu. Oğlum, oyunda bir tane savaş kazandık gerçekten, 2 saattir hayyeda falan diyor. Neyse, devam, pekala. Uyuduk, ne oluyor? Ne uyuyoruz yine? Ne, uyuma artık, bağır. Çok saçma her şey şu an, gerçekten böyle oyunu kazanabileceğimizi bilmiyordum. Bir dakika chat, peki bağırmamızı upgrade'leyebiliyor muyuz böyle? Bağırmak için upgrade'ler falan, saçma sapan upgrade'ler alabiliyor muyuz? Oğlum, adamı 12 vuruyoruz bağırarak. Ne oluyor chat, ne oluyor? Ben bununla giderim, gerçekten bununla gidiyorum, pekala, karizma. Devam, antrenöre hiçbir şey almaya gerek yok, şampiyon bitir, ne oluyor? Pekala,
Tamam adam ne bu kim? Çağatay Ulus var pekala bağır. Blokladı bir dakika bu adam geçti sanırım. 42 şey var. 15 vurdu pekala. Yakınımıza gamcı grubu vardı pekala. Uyuyoruz. Dinlenelim pekala. Bir tane uyuyacağız barımız için. Bağırıyorum 15 vurdu pekala. 13 canı kaldı bir tane barımız lazım. Uyu artık tamam pekala. Demeye cemedi. What the fuck? Ölmüyor chat. Defans yapıp duruyor. Yenemiyorum. Çok heyecanlı şu an. Her şey çok heyecanlı. Bağırarak kazanabilecek. Hayır. Hadi git. Git. Hayır. Uyu. Uyu. Bağır. Hayır. Bağır. Ölmem lazım. Öldürsem gidecek her şey. Evet. Bağırarak kazanmak bir hayalmiş arkadaşlar. Pekala. Evet. Buradan da aptallık sitesine gittik. Gerçekten oyun bana bir mesaj veriyormuş gibi. Hile. Hile. Adam hile oğlum. Adam hile. Bağırma oyunu değil mi oğlum bu? Ben adam bana kılıç çekiyor. Ben ne yapayım? Bağırmak için girdik biz oyuna tamamen. Tamam. Sakin ol Mert. Buradan şarkı açayım. Aptallık testi. 75 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçlarına bak. Ne kadar aptal olduğunu ki herkese göster. Gerçekten bunu 75 tane yapacak mıyız? Bunu gerçekten 75 tane yapmamı istiyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz uzun gibi geldi. Ama speedrun yapabilirim aslında. Speedrun yapabilirim aslında. Speedrun ister misiniz? Tamam çok hızlı yapacağım bekleyin. Bekleyin speedrun şeyini açıyorum. Bekleyin bir dakika. Aa bir dakika speedrun başlamış ne oluyor lan? Okey. Bir. İki. Başla. Kırmızı buton. Pekala. Hangisi daha başlı? Köpek. Yok kedi. Kedi mi? Kedi daha başlı. Evet. İşlemi çözdün. 11-5. 6. 6-7. Eksi 1. Eksi 1 6. 6. 5. 4. 9. 1. 1. 0. 0. Hangisi daha soludur? Portakal. Kaç tane balık var? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 tane küçük var. Tamam. Devam. Hangisi farklıdır? Dörtgen. Üçgen. Üçgen. Hangisi daha hızlıdır? Ne bileyim oyuncak araba bu değil mi? Oyuncak araba pekala bunu seçiyorum. Hangisi daha büyüktür? 65, 55, 66, 50, 56. 66 evet pekala rakama tıkla. Rakam bu. Evet 9'a tıkladım. Kırmızı yazan bu siyah pekala. Hangisi farklı? 38, 12, 13, 12, 12, 12, 13 pekala bu. Ben bir aptalım. Yeşil renkte yazılan yazın aynısını buraya yazın ve enter sonucla. Ben bir... Ve chat boşluk yok. Chat boşluk koyamıyorum. What the fuck? Chat boşluk koyamıyorum. 1 aptalım. Küçükten bir yere doğru tıkla. 1 Ne yaptım? Köpeğe tıkla köpek. Köpek yok. Köpek çıktı. Ne oluyor? En büyük üçüncü sayı hangisidir? Tamam bu biraz zor olacak. En büyük üçüncü. En büyükten başlayalım o zaman. 71 en büyük mü? Ama en büyük ne büyük? Büyüklük olarak mı büyüklük yoksa sayı olarak büyüklük mü? 71 en büyük. Bir dakika 74 var. 74 en büyüğüm. 71 ikinci. 73 var. 71 en üçüncüsü değil mi? 71 üçüncüsü pekala. Kaç tane dikdörtgen var? Tamam. Bunu yapmam imkansız. 1, 2, 3 burada. 4 burada, 5 burada, 6 burada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 yok çiziklerde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 11, bir de bunun bütünü var 12. Biri dışında ikinciye geçen kaçır ikinci olur. Sonucu bulun. Kare artı buysa. Chat. Benim matematiğim bu kadar iyi değil. Ne oluyor şu an? Şu an ne oluyor? Bir dakika olmadı mı? Pekala. Kare artı. Bir dakika bunlar köşe sayıları. 4 eksi 3 bu. 4 artı 3 bu. 4 artı 3 7. 3 eksi 0. 3. 4 artı 0. 4. Kolaydı hadi bakalım devam. Patlat. Patlattın mı? 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? 30 Ağustos. Ağustos kaç çekiyor? Bakmam lazım bir dakika. Ağustos 31 çekiyor. Bir günden tut.
30 gün, 31, 31 gün, 62, 62'nin üstüne bir de 30 ekle, 62'nin üstüne 13 ekle, 75, kolaydı. Önce 3 kez mavi butona, sonra kırmızı butona 2 kez, sonra yeşil butona tıkla. 3 mavi, 2 kırmızı, 1 yeşil. 3 mavi, 2 kırmızı, 1 yeşil. 3 mavi, 2 kırmızı, 1 yeşil. Pekala, at geç kısa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Tersten yazan şifreyi düzen yaz. 3, 5, E, S. En alttaki hangi renk hangisi? Yeşil, bunu yeşil demeyen kördür gerçekten. Deha. Kaç tane şekil var? 1 küp, normal daire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bakın, bakın, bakın chat, burada geoid var. Burada geoid var, görüyor musunuz? Bunu kimse görmez, bunu şu an ben sadece gördüm. 3, 6, 9, 9 tane kere var. Pekala. Hangi çember daha büyük? Bu. Adım asma. Rekor. Reklam da yapmazsınız bu arada ya. Ara boş koyacağım herhalde. Oyunu bitirmek için sona tıklayın. Son, son, son. Hiçbir herhangi bir şey tıklama, pekala. Bitti lan. Chat bitti. Nerede bitti oğlum? Ne oluyor? 72 tane soru yok mu? 72 soru mu yaptım? Ne ara yaptım? Tamam, 4 dakika. 4 dakika. İyi ya, 4 dakika da ya. Mal çıktın. Yani şu an ne çıktığımı gerçekten hep beraber görecek miyiz? Pekala, o zaman size çok epik bir şekilde göstereceğim bunu. Bakın, gerçekten ben şu an iyi yaptığımı düşünüyorum. Burada 30 soru varsa 29 tanesini doğru yaptım büyük ihtimal. Harun aptal demişsin. Ne diyorsun lan bana? Allah aşkına, Harun bana aptal diyor. Harun, gel biz seninle satranç oynayalım. Gel biz seninle satranç oynayalım. Bakın arkadaşlar, ben aptal değilim. Bunu da chess oynayarak kayıtlayacağım şu an size. Bakın, bunu yılbaşı yayında yapmak istemezdim ama şu an chatten bana büyük bir saldırı var. Bakın. Bakın. Eğer bunda, bak, bu chess'te kaybedersem ben harbiden zoom. Şu emoji yatma. Bakın, bunu kaybedersem, tamam mı? Bunu kaybedersem aptalım. Tamam, kabul ediyorum. Hadi bak. Sakin ol. Mert, sakin ol. Sen aptal değilsin Mert. Karşımızda Guest 736-242-22-08 var. Kendisi şu an hamle yapacak, onu bekliyoruz. Kendisinin hamlesi yapmasını bekliyoruz. Bakalım ne hamle yapacak kendisi. Çok iyi. Queen's Gambit. Evet. Queen's Gambit'teki kadın ne yapıyordu? Ne yapıyordu lan Queen's Gambit'teki kadın? Ne yapıyordu oğlum? Bir şey yapıyordu, anlamadım. Oğlum bu adam oynamıyor ki. Terk et. İptal et şunu. Yeni bir tane at. Ben başladım. Pekala. Hadi bakalım. Şimdi el açılış yapıyorum, pekala. Şimdi bakın, at L oynar. Yani at şu an burayı tehdit ediyor. Bunu burayı da koruması lazımdı. Ama şu an bu piyano korumadığı için buradakini alıyorum. Şimdi beni buradan def etmesi lazım ya da bunu alması lazım. Def ediyor. O zaman da ben bunu buraya sarılacağım. Daha sonra bunu da bunu aldıktan sonra ben bunu sürüyorum. Daha sonra bunun kaçabileceği tek bir araba var. Buraya kaçacağını sanmıyorum. Çünkü zaten burası boşta. Şimdi bunu açıyorum. Bakın, bakın gerçekten şu an yaptıklarım çok akıllıca. Ben bu adamı daha yeneceğimi düşünüyorum açıkçası. Lütfen. Lütfen. Tamam, şimdi. Pekala Mert, sakin ol. Pekala. Bunu geri çekeceğim. Tamam, şimdi bunu oynayacak. Yapacağım hamle ne? Bunu yapıyorum. Pekala. Şimdi bunu oynadım. Bu adam iyi oynuyor chat. Bu adam iyi oynuyor. Korkuyorum şu an. Tamam, bunu süreceğim. Şimdi atımı buraya koymak istemiyorum. Çünkü bu bana buraya baktığını düşünüyorum. Pekala, şimdi. Bunu çıkartıp aslında hemen bir rok atabilirim. Bu rok atarsam, evet. Evet, pekala. Şimdi rok atarsam
Tamam, vezirim alırsa vezirleri takas edeceğiz hızlıca. Hem de bunu çıkmış olacağım. Pekala, vezirleri takas ettik. Mal. Mal bu adam. Evet, şimdi bunu çıkarttı. Pekala. Şimdi buradaki şey istiyor. Hemen burayı engelliyoruz bunu yaparak. Bunu yaparsak çünkü burayı alamıyor. Bu iki taraftan bakıyor. Rok attı. Şimdi buraya bakıyor. Chat, bu çok sıkıntılı bir oyun olacak. Bir dakika. Şimdi. Şimdi piyonumu sürmek istiyorum. Tamam, pekala. Piyonu süreceğim. Evet, onu sürecek. Adam çok iyi. Chat. Ben bunu nasıl yeneceğim? Bu adam çok iyi oynuyor ama. Tamam, plan şu. Buraya alıyorum. Yiyecek. Daha sonra bunu tehdit edeceğim. Bunun kaçması lazım. Sonra piyonu buraya oynuyorum. Daha sonra burayı iki taraftan istiyorum. Bunu buraya iki tane taraftan istiyorum. Sonra bunu oynayacağım. Bunu oynadığım gibi bitiyor oyun. Tamam. Hazır mısınız chat? Başlıyorum. Ye. Yedi. Yedim. Kaçtı. Bunu oynadım. Chat çok akıllıyım şu an. Bir dakika. İleri sürecek. Süreleri. Tamam, neyse. Flash oyunlara geri dönelim arkadaşlar. Bizim beynimiz flash oyunları yetiyor sanırım. Harbi aptal sayılırmışım bu arada. Ya bakın, tamam, şu an canlıyın heyecanı. Şu an beni izleyen böyle binlerce insan olunca ben rahat olamıyorum, tamam mı? Ben götümü yayıp oynarsam satrancı oynarım. Beni satrançta yenebileceğini düşünün herkes, gelsin Discord'a. Ya bir adam akıllı oynayalım. Burada boş laf yapmayın. Bak chat'e bak. Bak, sol yapıyorum. Aptal, boş yapma lan. LSP de. Püh. Ayıp be. Harbiden ayıp yani. Gel lan. Discord'a gel. Orada görürüz her şeyi. Tamam mı oğlum? Hadi bakayım. Neyse, flash oyunları devam edelim. Tamamdır. Saat 10'a kadar flash oyun oynayacağız. Ondan sonra sizinle beraber çok güzel bir etkinlik yapacağız. Yani şu an herkes bana aptal diyor ama saat 10'da yapacağımız bir bilgi yarışması kimin aptal, kimin zeki olduğunu ortaya çıkartacak diye düşünüyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Pekala, şimdi oynayabileceğimiz oyunlara bakalım hızlıca şöyle. Bekleyin bir dakika. Bu arada ben bugün şey gördüm. Adam chatten, tamam mı, gelmiş. Allah'ım, inşallah korona daha çok artar yazmış. Bunları düşünen insanlar var mı gerçekten? Ben bunu gördüm ve cidden SS alıp size göstermek istedim yani. böyle bir şey yok. Adam herhalde şey sanıyor. Oo, okullar açılmıyor. Oğlum, online eğitim var zaten. Kalkıyorum saat 8'de. Çayımı alıyorum. Sıcak yorganımda ders dinlemiyorum. Yövüyorum falan. Arkada lol atıyorum. Bitmesin korona kardeşim yani. O ne olacak oğlum, bitmesin yani. Var, bunu diyen var mı gerçekten lan? 0 IQ Fenerli. Oha, bir dakika. Bunu ben yayında göstererek çok büyük bir şey şu an imza attım. Şu an linç yiyebilir bu her yerden yani, gerçekten. Pekala. öyle bir şey devam edelim arkadaşlar. Evet, pekala. Şimdi hapishaneden kaçış mı oynayabiliriz? Akıllı çay bardağı oynayabiliriz. Yeteneksizsiniz var. Bence akıllı çay bardağı devam edelim. Akıllı çay bardağı. Bir de bu Recep İvedik oyunu vardı. Recep İvedik oyunu da aslında bakabiliriz. Tamam, rekor oyunu abimiz açalım. Recep İvedik'e sor. Saçma sapan şeyler. Ben yanlışlıkla pencere yakalamayı silmişim. Kafama sıçayım ben ya. Ekranda kim dönüyor şu an? Ne oluyor? Pencere yakalama, bir dakika. Yanlış şeyler silmişim arkadaşlar. Bir dakika. Çok özür dilerim arkadaşlar, bir dakika. Evet, şu an yayın küçük bir teknik aksaklık yaşıyor arkadaşlar. Pekala, yaptım. Evet, tamamdır, hallettik. Bunu da altı aldığımı bitiyor. Bu arada üye olanlara teşekkürler, onları okuyamıyorum çünkü gerçekten daha çok şu an yayına odaklanmam lazım. Pekala. Başlayalım o zaman. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Hadi lan oradan. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Bu çay bardağını rüyasında gören var mı? Oğlum çok korkunç değil mi lan? Baksanıza. Sadece göz kontağı kurun böyle bir. Sizi içine çekiyor sanki. Bu gece herkes bu çay bardağını rüyasında görecek bence. Evet, pekala, bunu biraz büyütelim. Evet.
Akılından bir nesne tut. Şimdi chatten herkes dildo yazıyor arkadaşlar. İlk olarak ne kadar saygısızsınız. Bakın yeni yıla geldik. Gerçekten şu an 31 Aralık'tayız ve Noel Baba size listesini almayıp hediye listesine vermeyecek. Çok pis insanlarsınız. Evet, şu an chatimi yukarı kaydırıyorum ve ilk çıkan şeyi yapacağım. Tutacağım. Pekala. Seccade bakalım. Evet, seccade Suli yıkanır mı? Tabii ki yıkanır. Pisse yıkanır yani. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Hayır yani. Mutfakta namaz kılan vardır belki, bilmiyorum ama. Ya orayı bilemeyeceğim. Pekala. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım, bir düşüneyim. Dur lan, bir daha bir şey demedim lan, dur. Büyüklük olarak mikrodalga fırın içine daha sığar mı? Ne diyorduk? Ne diyorsun oğlum? Evet, sığar. Kırılmadan katlanabilir mi? Evet, katlanır. Giyilebilir mi? Takılabilir mi? Hayır, takalım. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi? Yani orası tartışılır. Seccade tabi. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle. Sen dur. Bulamazsın sen bu arada ya. Bulamayacak oğlum. Bu boş yapıyor şu an. Bulamayacak ki. Hediye verilir herhalde. Neye verilmişsin? Ben verirdim yani. Çok böyle cuma namazlarını kaçırmayan arkadaşıma güzel böyle. Ya şimdi espri yapacaktım. Ne, çok yapmayayım, boş verin. Genellikle dört kişisi var mıdır? Evet, vardır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Cebinde taşıyabilirsin bu şey. Bak taşırsın. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bakın seccadeyi katla. Katla. Cep poket. Bence yapılır. Chat yapılır bu arada. Cepte taşınan. Seccade. Çıkacak bence. Chat. Var oğlum. Harbiden varmış bu arada. Böyle bir şeyin olduğunu hayatım boyunca görmemiştim ya. O adamlar cebinde seccade taşıyıp istediği yerden namaz kılabiliyor. Müthiş bir icat bu arada. Ben bunu YouTube'dan izlemek istiyorum. Var mı böyle cep seccadesi? Var bu arada. İzleyelim. Bana nasıl kullandın? Oha, gösteriyor valla. Bir dakika, tamam. Bunu nasıl... Bunu... Oha! Oğlum çok kullanışlı lan. Tamam. Tamam. Bugün de yeni bir bilgi öğrenmiş olduk. Pekala. Akıllı çay bardağıcım. Merhaba. Allah ya. Şunu tutamadım. Evet. Evet, taşıyabiliyormuşsun. Ben de bilmiyordum valla. Genellikle beyaz renkli midir? Ya dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey midir? Ya ilk olarak bir şey ayrı. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse, konuyu dağıtmayalım. Tanıdı abi bizi. Ünlüyüz ha. Yani alınır. Ne bileyim chat. Cuma giderken alırsın ama normal çıkartken alınmazsın. Yani emin değilim. Alınır da alın. Duvar ya da tavan asılabilir mi? Asılır bu arada, evet. Temizlik yapmak için... Haşa, ne diyorsun lan? Ortalama bir banyo... Allah Allah. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Chat. Ay 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 ay. Bok gibi oyun bu arada ya. Bizim Recep İvedik abimiz varken bunu mu oynayacağız lan? Ha? Recep abi gel abi. Oyuna başla abi. Ben bu adamı daha çok seviyorum. Bana tavo sorma ama aklını aynı filme yapmış. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Tamam. Şimdi... tamam, uzatma hadi. Sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Evet. Aynı filmi yapmış. Pekala. Of, tamam. Şimdi seccadeyi tutuyorum arkadaşlar. Ya da tutmayayım bir dakika. Tamam. Chat. Ne tutalım yazalım. La dur. Aa, soru mu yazacağım ben buna? Ne yazayım ben buna? Ne yazacağım? Başla. Ben zeki miyim? Aynı soruyu ben sana sorsam sen ne derdin? Hayır.
Gel rolleri değişelim. Recep İvedik, bütün Recep İvedik fan kitlesine laf attım az önce, pekala. Sence Recep İvedik 7 toplumsal açıdan güzel bir film miydi? Aynı soruyu ben sana sorsam. Yok artık böyle bir oyun mu olur chat ya? Adamlar sıçmış oyuna, böyle copy paste yapmış her şeyi, bir de oyun diye sunuyorlar insanların önüne, pekala. Evet, yani Flash oyunlar gittiğinde gitmesine çok sevindim. Şeyler bunlar olacak herhalde. Pekan. Şimdi artık hapishaneden kaçış oyunlarına girebiliriz. Son 15 dakika kim falan var. Bunları da artık yavaş yavaş oynayalım. Ve artık yine içeriye doğru gidelim. Hadi bakalım. Evet. Bu oyunu ben hayatım boyunca oynamadım bu arada gerçekten. Flash oyunun en ünlü oyunu ama gerçekten oynamadım. İnanılmaz bir şey. Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't know. Merhabalar, böyle bir video YouTube'da yok. İzleyip yorumlarsan çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim, gülümseyen surat. Evet Umut, teşekkürler donate'in için. Attığın videoya bakacağız tabii ki. Şöyle. Tabi donate'leri açmam lazım şuradan. Merhabalar, böyle bir video YouTube'da yok diyor. Daha önce kimse böyle içerik çekmedi. Dünyanın en iyi Allah Allah, neden ya? Ya doğru lan, buraya şey koyuyorduk. Bir dakika, evet. Böyle içerik yok, dünyanın merhaba en iyi içeriği diyor. Bugün sizlerle yapacağımız şey, YouTube tarihinde daha önce hiç çekilmemiş bir şey yapıyoruz. Normalde para... fotoğraf çekerek para kazanmak. Pekala, hadi izleyelim biraz. Kazanma videoları YouTube'da sıkça karşılaşılan bir şey. Fakat bugün Intaksim'in 9'da insanların fotoğrafını... Hadi bakalım kim fotoğrafını çekiyormuş. Müşterim... wow, bu neden müşteri kazanlar? Videoda çıkmak istemedikleri için onları almıyoruz. Yalnız iyi iş ya. Bak bir tane şey alacaksın böyle. Hani böyle çektiğin gibi alttan çıkartan VSH'ler var ya, onları alacaksın. Sonra sokağa çıkıp tanesini 10 liraya satacaksın aslında. İyi diyeyim, bir şey diyeyim mi? Çok iyi meslek lan aslında. Bu arada harbiden işiniz yoksa gidip bunu yapın ha. Bakın bunlar pahalı bir şey değil zaten. Bunları 1,5-2,000 liraya alırsınız. Bunun parasını 2-3 haftada çıkartırsınız bu arada gerçekten. Serhat ne siktir ya, ne diyorsun ya? Harbiden ya, şaka yapmıyorum ya. Mantıklı, evet bence de. Aldık ya. Evet, aa, 15 aynı şey yapıyor. Biraz daha... Kaç lira? 15 istiyor, bunların piyasası da kazıkmış ha. 15 de istemezsin. Sende var mı? Hayır. Geliyordur zaten. Bu kuralı. Tamam, bozu yok. Umut Seher. Aynen o. Gelmeye bak. Taraf geliyor kendini zaten. Çiş dahamız. Evet, ikinci müşteriye gidiyoruz şu an. Doğru tabii. Şu gördün mü? Orayı kabul ettim. Ses kendine gelene kadar. Salı. Fotoğrafımızı şurası. Keşke şeyi de çekseydiniz. Böyle insanların nasıl o Bratte'ye geldi, nasıl anlaştığınızı çekseydiniz. Onların tepkileri daha güzel olurmuş. Direkt insanları çekmenizin, yani izlemenin bir mantığı yok mantıken. Daha çok o insanların böyle onları çekmeye ikna etmesini, çekmesini şey yapacağız. Evet, ne yapacağız şu an, hapishaneden mi kaçıyoruz? Hapishaneden mi kaçıyoruz sanırım? Bunlar ne oğlum? Teleporter? Yani teleportlanalım işte. Mantıklı değil mi? Kaçtık. Kaçtık. Evet böyleymiş, pekala. Tamam, o zaman mantıklı cevap vereceğim. Böyle saçma sapan şeyler yok artık, pekala. Buradan kaçmak için drill mantıklı olarak file demirleri kesmez. Bu file dediğiniz törpü bu arada. Rocket Launcher her yeri patlatır, biz öldürürüz. Cellphone saçma. Enerji drinki bilmiyorum. Ben drill'den diye yana şey yapıyorum, pekala. Kaçtık chat. Kolaydı. Ne yapıyoruz şimdi? Opikatikator. Ya
Evet, görüşürüz Türkiye'm. Evet. Pekala. Well, Lan sekseydin bir şey vermediniz. Durun. Sağ kaçacağım. Aa, bu ne oğlum ya? Ya ben böyle oyunları sevmiyorum ya. Yok böyle kaybedince sonra geri gidecek de, sonra yine seçeceğim de, sonra yine gidecek de, sonra seçeceğim gidecek, seçeceğim gidecek, böyle böyle oyunları gerçekten Allah yanlışlıkla şey yaptım. Böyle oyunları gerçekten hoşlanmıyorum. Evet, başka oyunlara geçebiliriz. Şimdi birkaç tane de oyun bakalım. Daha sonra yeni etkinliğine geçeriz. Daha sonra da sürpriz bir içeriğim var sizlere. Gerçekten çok seveceğiniz bir içerik var. Tabii onu hazırlamadım. Onu beraber hazırlayacağız devam etmeden. Onun için şey yapacağız. Tamamdır. Ben şu chat'i biraz yukarı kaldıracağım. Çünkü chat görünmüyor ya. Chat görünmüyor. Onu biraz yukarı kaldıralım. İnsanlar görünsün değil mi? Bence mantıklı. Bence mantıklı. Pekala. Bekleyin. Lan böyle. Evet, böyle daha mantıklı bence. Ne diyorsunuz? Evet. Bir de arkasındaki şeyi de şey yapalım. Allah. Allah. Her şeyi gösterdim. Ne oluyor? Bir dakika chat. Hiçbir şey görmediniz şu an. Tamam. Her şeyi gösterdim yanlışlıkla ya. Böyle daha yapalım. Tamam, merak etmeyin. Ben sizi düşünerek geldim. Burada bir sürü yer açık zaten. Burada en çok oynanan oyunlara bakabiliriz. Roblox Flash oyunu değil arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Onu önemeyiz. Oyun kuzusundan. Evet, burada gerçekten hiç çekici olmayan oyunlar var. Çakma Minecraft mı? Bu ne? Bu ne oğlum, açılmıyor. Açılmıyor da. Aha, Unity'ymiş lan bu, Flash değilmiş ki, ben merak ettim, bakacağım. O Shader'lı. Lütfen suya düşmeyelim. Hayır, tamam. Tamam, sakinim, pekala. Peki pekala, kılıcı ne işe yarıyor peki? Aa, cami mi lan bu? Bu ne oğlum? Vay be, pekala. Umarım en yakın zamanda bu oyunlarda kapanır, pekala. Evet. Ne yapalım? Ben pek oyun bilmiyorum açıkçası Flash'tan. O yüzden bildiğim birkaç oyunu açtım size. Birisi yeteneksizsiniz yazmış. Yeteneksizsiniz oyna. Tabii ki oynayacağım. Tabii ki oynayacağım. Allah, Acun Ilıcalı ne yapıyor oğlum burada? Acun Ilıcalı ne yapıyor oğlum burada? Oğlum, Acun Ilıcalı mı sunuyor bu programı? Baksanıza. Acun Ilıcalı ne yapıyor burada? Ne alaka? Oğlum bu puzzle. Ben salığım. Ben yeteneksizsiniz mi açtım az önce? Kim milyoner olmak ister açacaktım. Ben yeteneksizsiniz açtım ve diyorum ki Acun ne yapıyor burada? Ben çok salığım bugün. Ben niye bu kadar salığım bugün? Evet, merhabalar. Evet, Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Bugün milyoner olacağız. Bugün yılbaşında gerçekten bir tarihe imza atıp milyoner olacağız beraber. Yani umarım bana güveniyorsunuzdur. Buradan aileme, arkadaşlarıma, chat'teki beni seven insanlara selam veriyorum. Ve bugün kazandığım bütün parayı çekilişle ve birçok şeyle dağıtacağımı söz veriyorum. Umarım 0 TL kazanırım. Evet, ama vereceğim. E
Sorular yükleniyor diyor. Bu kadar mıymış? Vay be, iyi oyunmuş ya. Böyle oyunlar ya. Oğlum hiçbir şey düzgün gitmiyor, bu ne ya? Oyunlarscore.com. İyi, umarım burada hack yoktur. Burada bir şey yoktur. Pekala, açalım bakalım. Play game. Bozuk bunlar. Bunlar bozuk. Bunlar maalesef bozuk. Ve başka yerde de bu oyunların olduğunu sanmıyorum. Bir de rekor oyunu deneyeceğim. Şey var. Bir dakika, bu çalışıyordur belki. Pog. Pog. Tamam. Az önce yaptığım bütün konuşmalar geçerli arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Oh, bir dakika, çok pardon. Evet. Benim dilim değil mi? Hangisi suyla karıştırdık? Karıştığında suyun üzerine çıkar. It is 2020, and sometimes divine figure, other, murk, which take a closer. Ya, teşekkürler Trollface. Bir de şey biliyor musunuz? Cover yourself. Bu dünyanın en korkunç videosu arkadaşlar. Şimdi şu ana kadar izlediğiniz bütün videoları unutun. Tamam mı? Bakın, normalde böyle bir tane meme var, tamam mı? Trollface herkes biliyordur zaten. Kendini yağı şey yapıp böyle daha sonra yağmurda uçan bir trollface var. Bunu herkes biliyordur zaten. Böyle yağı şey yapıyor kendine. Daha sonra uçuyor. Bunu herkes biliyordur değil mi? Biliyorsunuz yani chat, evet. Biliyorsunuz tamam. Evet, hazırsanız maalesef bunu size göstereceğim. Evet. Maalesef geçmiş olsun. Çok komik. Hiç yaşanmadı, tamam mı? Hiç yaşanmadı. Pekala. Evet. Çekilmek istemiyorum. Şu an onun şeyini açıklamadım. Aşağıdaki yerden hangisi görme organımızdır? Bu ne lan? Kreş sorusu lan bunlar. Ne oğlum? İlkokullar mı yarışıyor? Ne oluyor? Nikah memuru nikah kıyma yetkisini kimden alır? Bilmiyorum chat. Bilmiyorum, bekleyin, tamam. Şimdi nikah memuru gidip şimdi belediye başbakanından almaz açıkçası. Belediye başkanından alabilir. Kaymakamdan alır değil mi? Ama kaymakamlıklar mı kaldı? Kaymakam kalmadı ki. Validen mi? Validen alır değil mi? Validen alır. Belediye başkanı mı? Ara. Kim arıyorum? Öğretmen midir? Merhaba. Hey Ayşe, yoğurt kadıçınız çiftlere kazanmak için size ihtiyacı var. Ayşe, nikah memurunuz nikah kıyma... belediye başkanıymış. Allah beraber. Şak. Evet. Pekala. Doğru bildik. Çek, tamam. Sakın. Helenistik döneminden kalan tanrı heykellerinin bulunduğu Adıyaman'daki ünlü dağımız hangisidir?
chat'e bakmadım. Yemin ediyorum chat'e bakmadım ya. Ben artık zeki olduğumu düşünüyorum o bugünden sonra gerçekten. Yani o onları boş verin. O satranç mantranç yanlışlıkla oldu her şey. Armasında Atatürk resmi olan tek kulübümüz hangisidir? Ankara? Ankara, Atatürk, Ankara. Ankara. Atatürk, Ankara. TBB mi Ankara? Ankara, Atatürk ise Ankara Gücü Atatürk'tür. Samsunspor'un niye Atatürk var ki orada? Atatürk mu? Ankara'da olması lazım değil mi? Ne bileyim. Pekala, belde atacağım, belde atacağım. Pekala. 10 milyon TL almak istiyorum oğlum. Bekleyin, tamam geliyorum. Tırar, tırar, tırar. Sibiran. Kümür rengi hangi renktir? Kırmızı, mor, siyah, siyah. Go. Siyah, tamam hadi. Ya, zımbın, boş yapma, geç. Manşet hangi sporda topa vuruşmuş? Manşet hangi sporda topa vuruştu? Manşet vuruşu. Ve voleybol. Devam, hadi. Yanlışlıkla tıkladım. Yanlışlıkla tıkladım. Ben bir salağım. 200 TL ile çıktım buradan. Tamam Mert. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Masal kahramanı Aleddin seyahat ederken de kullanır. Halı. Kolay. Ne olur. Devam devam. Doğru doğru. Devam et. Hangi balık avını kullanan bir sıradır? Bir an çengel çıkacak sandım ya. Çok götüm terledi arkadaşlar az önce. Sağlıklı bir insanın vücut ısısı ortalama kaç derecedir? Buçuklu olduğuna eminim. Pop. Tamam güzel devam et. Kuzeybatı'dan hangi ana rüzgar eser? Ara. Öğretmenimdir. Merhaba. Hey Ayşe arkadaşım 5 dakika önce gidecekler. Ayşe Kuzeybatı'dan hangi rüzgar eser? Kariyer. Emin misin? Emin misin? İyi hadi. Aşağı ol akıllı ya. Tamam. Tamam. Mısır uygarlığının en önemli tanrısı kimdir? Amon Ra. Önemli değil. Önemli değil. Evet zekiyim biliyorum evet. Ben boş verin ya. Üstelik. Aşağıdaki aradan hangisi Mısırlık? Mısırlıların... O iki tane Mısır sorusu. Mısırlıların eskiden beri ölülere yaptıkları bir şeydir. Ben niye bu kadar bekledim bilmiyorum. Çok korktum oğlum. Türkiye'de 1975-1978 yıllarında sağ partilerin bir araya gelmesiyle kurdukları hükümlere ne ad verilmiştir? Ben chat'e sorma hakkımı kullanmak istiyorum. Evet chat, bekliyoruz sizden. Evet, chat'e sorma hakkımı kullanıyorum şu an. Turan, Turan, C, C, C. Chat çabuk. B, D, B, A mı? Chat al. Chat iyi değil. Yemin ediyorum B yazan yok ya. A veya C var bu arada gerçekten ya. C, C, B, C, A, A. Bu son. Bu son. Bu son. Tamam bundan sonra bırakıyorum. Tamam. 1 milyon kazanıyoruz şu an. Sakin ol. Hangi hayvan yumurtayla çoğalır? Yarasa. RP, valla RP yapıyorum şaka. Tamam tamam bunu boş verin. Şimdi RP yaptım. Gerçekten RP yaptım. Şaka yapmıyorum. RP yaptım chat. RP yaptım. Valla RP yaptım. Cidden roleplay'de şaka yapmıyorum. Tamam. Hangi hayvan doğarak çoğalır? İnsan. İnsan yok. Doğarak çoğalmak ne ya? İnek mi? İnek tabii ki. Köpeklerin en sevdiğim işte hangi güzellik? Kemik. Evet. Eczancının ilaç kutusunun üzerinde yazdığı 31 ifadesinin 3 ne anlama gelir? Üç günde bir kez mi? Günde 300 kez mi? 3 günde bir kez. Günde 3 kez.
D yazıyorsunuz chatte. D D ne var bak D ya Pokemon evreni. Masum olsun. Şaka yapıyorum. Evet tamam devam edelim. Semyon Yankı'nın Eruvaz'dandaki şarkıdır. Hakkı nedir? Semyon Yankı kim lan? Chat'e sorma hakkımı kullanıyorum evet. Chat. Chat hepiniz D bak D çıkmazsa gerçekten ben chat'e yumruk atacağım. Şaka yumruk atmayacak nasıl? Evet güzel 500 TL'niz oldu şimdiden hadi bakalım. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine hangi yılda atom bombası atılmıştır? Gram fikrim yok. 52. Tamam. Tamam. Ben 0 TL'de razıyım. Yani ya, YouTuber'ları iyi kızın arkadaşlar. Yani, önemli değil. Neyse. Evet. Evet. Flash oyunlar bugünden itibaren kalkıyor. Ve artık bundan sonra bunları oynayıp rezil olmayacağım. O açıdan da seviniyorum açıkçası. Evet arkadaşlar. O zaman yeni içeriğimize geçelim mi? Hadi geçelim. Evet artık yavaş yavaş biraz daha ciddi taraflara kayalım. Beynine güveniyor musun? 10 soruluk bir yılbaşı testi hazırladım. Sizin için ve herkes katılabilecek. Olay şöyle. Kahoot.it sitesine Jason'dan girip az sonra ekranda çıkacak kodu yapıştıracaksın. Ve önüne gelecek 10 soruya en hızlı doğru cevap veren 3 kişim yılbaşı Kahoot kazananları olacak. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nigma. Bugün insanların ne kadar... Ben ne diyorum şu an ya? Pekala. Hazırsanız kaota geçiyoruz. Evet şimdi olayı biliyorsunuz. Üste gördüğünüz pini herkes hemen girecek. Daha sonra bu pini girdikten sonra bakın. Kaot.it'e gireceksiniz. Zaten her şeyi anlattım. Bir zahmet anlayın artık. Bakın. Kinit girdi, Zeballah girdi, Ümit'e girdi, şey girdi. Herkes girdi. Ben şimdi tuvalete gidip geliyorum. Tuvalete gidip gelene kadar herkes girmiş olsun. Daha sonra başlayalım. Aman Allah'ım bu ne kaçışı? Dolaşın. Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah babam o isim ne oğlum? ADS Yusuf Rubin Dark. Şimdi 10 adet sorumuz var chat ve 10 adet soruya en hızlı cevap veren 3 kişi oyunu kazanacak. Oyunu başlatıyorum 15 saniye sonra. 15 saniye sonra başlayacağız. Kimseyi de beklemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü niye bekleyelim? Bekledik bekleyeceğimiz kadar. Nasıl gireceğinizi anlattık az önce. Şimdi evet hazır mısınız? Hazırsanız 10 soruluk bana o kadar laf ediyorsunuz. Bana o kadar laf ediyorsunuz. Yok malsın. Yok satrançta atını boş yere verdin. Yok şöyle yaptın yok böyle yaptın. Sistemi çöktü. Yok çökmedi sakin ol. Sistemi çöktü ne? Yo burada işte. Bakın kaot.it'e gireceksiniz. Şu kaot.it'e giriyorsunuz. Daha sonra bu kodu yazıyorsunuz. Bu kadar basit. 30 saniye daha bekleyeceğiz. Hadi bakalım. 30 saniyeniz var. Ben anlamam. Giremezsiniz artık izleyin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Evet. Evet insanlar atılıyor mu? Ne oluyor? Vallahi yapacak bir şey yok kanka. Ben başlatıyorum ya. Bunu yapabileceğim bir şey yok. Hadi başlayalım. Kaot yılbaşı soruları. Hazır mısınız? Let's go. 2 1 ve soru şu. Hangisi yılbaşından alakasızdır? Bu arada soruları ben de bilmiyorum. A. Kutlama. B. Noel Baba. C. Meşe Ağacı. D. Kardan Adam. Evet sorumuz böyle. Hemen oyunuzu verin. Daha sonra şey yapalım. Evet pırık 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 herkes veriyor şu an. Ben soruları bilmiyorum orada. Soruları ben hazırlamadım. Arkadaşım hazırladım.
690 kişi meşacı demiş ve evet. Böyleymiş falan bilmiyorum yani. Evet, Ali Korkmaz şu an birincilik sırasında. İkinci sırada Peon Evreni var ve devam edelim. İkinci soru. 2020'nin ilk ayında ilk hangisi gerçekleşti? ABD-İran gerginliği, korona, depremler, Kim Jong-un kalp rahatsızlığı. Ben bunun hakkında bir fikrim yok. Videosunu yaptım ama hangisi daha önce bilmiyorum gerçekten. Ama birkaç tanesi belli zaten olmadı. Bakalım siz doğru bilecek misiniz? Ve oha, evet, ABD-İran gerginliği 4 Ocak'ta oldu sanırım, değil mi? Aynen, 4 Ocak'ta oldu. Herkes korona demiş. Wow, pekala. Oo, ve şimdi her şey değişti. GX2 birinci oldu. Pekala, devam edelim. 2020'nin başlangıcına en yakın zamanda ortaya ne çıkmıştır? Çıkan meme, çıkan meme. En yakın zamanda Baba Boy, Big Changus, Zero Two Dance, Tabut Dansı. İlk çıkan meme. Zor soru, bir dakika, bu biraz zor. Yani ben olsaydım ne derdim? Söylemeyeceğim tabii, son saniye söyleyeceğim. Zero Two Dance değil, Tabut Dansı da değil. Sanırım Big Changus diyebiliyorum. Big Changus. Bilmiyormuşum. Pekala. The Black Panther birinciyle yükseldi. Bakalım. Oo, Lucia geldi ve saniyenin yaraktar. Abi ben bunları atsam modadan bilmiyorum bu arada chat. Neyse, devam edelim. Evet. Bu yıl ülkemizde hangisi yaşanmadı? Ülkemizde. Depremler, korona, Ayasofya Camii ve bu yayın. Zor soru. Bu soru ne lan, anlamadım hiçbir şey. Bu yayın yapıldı arkadaşlar, yapılıyor şu an. Ama yapılıyor. Yapıldı mı, yapılmadı? Oo, bir dakika, burada bir mindfuck bir soru olur bu gerçekten. Ne alaka? Ayasofya Cami yapılmadı. Ayasofya Cami açıldı, açıldı. Püh Allah ya. Gerçekten Türkiye insanları bu konuda bilinçsiz arkadaşlar. Ayasofya Cami yapılmadı. O cami zaten ne zaman yapıldı? O 1054 neyse, bir yerlerde işte, anlamadım. Evet, birinciliği Server Clown is Freakalorum 31. İkincilikte umarım 31 kazanmaz, devam edelim. Hadi bakalım. Oo, puanlar iki katlanıyor. Bu yıl güzel mi geçti? Ama zaman iki katı. Hadi bakalım. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Bunu ben yapmadım gerçekten. Bunu ben yapmadım. Evet. Ve 40 saniye. Teşekkürler Zero Two, 40 saniye yaptığın için. 2 saat bunu bekleyeceğiz şimdi. Evet, bekleyelim. Bari bu yıl neden güzel geçmedi? Bana chatten yazın. Ben de bakayım arkadaşlar. Korona. Bra. E şıkkı. Zekanı gerçekten test edeceksen Blockzorg'la oyna. O ne ya? Ekonomi çöktü. Ya abartmayın oğlum, çökmedi o kadar da. Kötü değil şu an ekonomi. Ama kötü, ama kötü değil o kadar. Abartılacak kadar değil. Böyle yani başka ülkeleri kıyasla hatta karşılaştırırsan bütün Afrika ve birçok Asya ülkesiyle ekonomimiz fena değil. Evet. Doğru cevap buymuş arkadaşlar. Evet, 31 hala ikinci. Nasıl oluyor bilmiyorum. 31 niye hala birinci? Gram fikrim yok. Fena Sinai mi Armut aramıza katıldı. Ve 6. soruyla beraberiz. Bir kar tanesinin geleneksel olarak kaç noktası vardır? Geleneksel olarak bildiniz. Kar düşünün. O karın kaç noktası var? 10, 8, 5, 6. Ve 6'ymış. Peki ya, bunun üstünde durmaya gerek yok. 31 git. 31 git artık. 31 git artık. 31. Evet, 7. soru. Ülkemizde bu yıl en çok dinlenen şarkı kimdi? BG Harman. Gazı bizi unutulacak dinler. Murda Ezel bir soru hayatımda gel. Lucy Payne itaat etmem. Evet. Çok zor bir soru.
Ben bilmiyorum açıkçası. Ama birkaç tanesi değil. Ondan eminiz. ...77 kişi Lüspeyn'e tıklamış. Vay canına gerçekten. Evet, Murda Ezel Bir Sonraki Hayatında Gel çıktı. Bu şarkı umarım telif yemem. Murda ve Ezel'e diyorum. Bir Sonraki Hayatında Gel diyorum. Lütfen bana telif atmayın. Sadece burada çıktığı için açıyorum. Şarkıyı merak ettim o yüzden. Aa, bu şarkı fena değil bu arada. Güzel şarkı. Evet. Auto-tune kötü, orası tartışılır ama adamlar auto-tune'ünü fena kullanmıyor diğerlerine göre diye düşünüyorum. Neyse, şimdi bu konuyu konuşmak pek de içten değil. Pekala. 31 artık 4. oldu. Tebrikler 31. Lütfen 31 git. Server Clone halen 1. Nasıl oluyor? Server Clone 02. Oğlum, Zeratu sen misin? Zeratu. Sen seni 1. saymayacağız bu arada, biliyorsun. Ve son soru. O bayat espri. Ha, o bayat espri hangisi? İyi günler mi? Güle güle mi? Seneye görüşürüz mü? Bakarız mı? Ben de diyorum ne oluyor şu an? Evet. Yani mantıklı olarak. Evet. Ve kazananlar podyuma çıkıyor. 3. Starbomix. 2. Savaşçı Zenci. Ve 1. Bu arada bu adam oyunu yapan kişi. Yani hiç yakışıyor mu? Adam, oyunu yapan kişi kazandı. Bunu şey yapmıyorum. Savaşçı Zenci kazandı diye şey yapacağım. Tekrar açmayacağım arkadaşlar. Çünkü saat yavaş yavaş 12'ye geliyor. Ve yavaş yavaş 12'ye gelmesi demek yavaş yavaş artık yayını kapatmamız gerektiğini anlamına geliyor. Ya 12'de kapatacağız yayını arkadaşlar, yanlış anlamayın. Ama farklı içeriklerimiz var. Onları anlamamız lazım. O yüzden Kahoot'a ara veriyoruz. Ama 2021'de bir tane geniş çaplı bir Kahoot yayını patlatacağımdan emin olursunuz. Size sözüm olsun, bir tane Kahoot yayını yapacağım. Böyle 20-30 sorulum. Gerçekten onda gayet eğlenceli olacağını düşünüyorum. O zaman yeni içeriğimize hazır mısın? Ha? Cevap verin lan. Hazır mısın? Kaan Felix tarzında bir zoom. Tamam, hadi yeni içeriğe geçelim. Tamam, sırada çok kaliteli bir içerik var. Omegle. Hadi biraz Omegle girip kadın arayan dayıların yılbaşı isteklerini soralım. Devam. Evet. İyi yayınlar Saniye abi, nice 2021 yıllara gülen surat. Abi bu videoyu izler misin? Evet tamam, Omegle geçmeden bunu izleyelim. Arkadaşlar, Omegle'ye gireceğiz. Çok korkunç. Yani her şey olabilir Omegle'de. Banlanmayız umarım. Sansür ekleyeceğim, merak etmeyin. Ve Omegle'de insanlarla yeni yıl istekleri, insanların yeni yıl hakkındaki şeyleri ve insanlarla yarışmalar ve insanlarla yetenek yarışmaları yapacağız. Hazır mısınız buna? Bence bugün görmek isteyeceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kim yayında Omegle'ye girmiştir ya şu ana kadar? Cem Uzan. 90'lı yılların. Evet, Cem Uzan kimdir diye video geldi. Yani şimdi bunu izlemeyelim 27 dakika. Cem Uzan kimmiş? Hemen onu biz bakalım. Cem Uzan arkadaşlar, siyasetçi ve Genç Parti eski genel başkanı, gazetesi ve Star TV Kral TV'nin eski sahibiymiş. Gerçekten bir alkış alalım Cem Uzan'a. Teşekkürler bu arada Gamers'ın Oteli, sana da iyi yıllar. Cem Uzan bu kör müydü lan? Yok, bu kör değildi lan. Böyle buna benzer körmüş. Neyse. Evet, böyleymiş. Şimdi Omegle girmeden önce hızlıca yapacağım birkaç şey var. Sansür eklemek. O yüzden sansürü hemen şöyle bir ekleyeyim. Evet, sansürü böyle ekleyeceğim. Sansürü nasıl ekliyoruz ya biz OBS'ye? Evet ya, merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün OBS'ye sansür nasıl eklenir onu öğreneceğiz. Evet, bu biraz sensör PNG yazsam çıkar mı? Aa, çıkıyor böyle. Çıkıyor. Çıkıyor mu?
Bir dakika, bir dakika. Böyle çıkacak sanırım diye düşünüyorum. Bakalım. Nasıl yapacağım ya? Nasıl ayarlayacağız bunu ya? Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Fikrim var, bir dakika. Bakın şimdi, bakın. Allah, yine her yere girdi, pekala. Omegle ekranı. Evet. Arkadaşlar, bir fikrim var. Bir dakika, hemen şimdi yapacağım iki şey var. Onlar da büyük kameradan kameramı silmek. Yok, büyük kameradan kameramı silmek değil. Kamera ekranından kameramı siliyorum. Daha sonra zoom'dan kameramı siliyorum. Ve Omegle ekranına geçip Ome.tv'ye giriyorum. Ve sanırım böyle olacak. Merhaba. Allah, bir dakika, giriş yapmamız lazım. Bad Gateway mi? Niye lan? Lan giriş yapamıyoruz. VK, dur, porno çıkacak şimdi oradan, korktum ben. Bir dakika, buradan niye Facebook'la giriş yapamıyorum? Oğlum Facebook çöktü. Chat. Facebook'u çöktü. İyi mi Facebook? İyi miyiz? Bekleyin arkadaşlar. Hemen giriş yapıyorum. Bekleyin. Hemen hack yeteneklerimi kullanıp giriş yapıyorum. Sanırım benim üyelik oluşturmam lazım. Üyelik oluşturuyorum, bir dakika. VK'da hemen bir üyelik oluşturalım. Allah Allah, gerçekten inanılmaz. Gerçekten bunları yayında yapmak pek de hoş değil, biliyorum. Hepinizden de özür diliyorum arkadaşlar. Ama şimdi halledeceğim, bekleyin. Hemen telefon numaramla kayıt olacağım. Evet, telefon şeyimle kayıt oluyorum şu an. Evet. Hızlıyım. Şu an acayip hızlıyım. Bekleyin, çok hızlıyım şu an. Şu an cinsiyetimi tamamlıyorum ve cinsiyetimi seçtim. Telefon numaramı girdim, aktivasyon kodu istedim ve şu an aktivasyon kodu geliyor. Gelecek mi bakalım? Evet, geldi. Aktivasyon kodu da 204-28'miş. Evet. 204-028'miş, yanlış girmişim. Pekala. Ve şifre istiyor benden. Şifreyi de girdikten sonra ve kaydımız tamamlandı. Ve artık girebiliriz herhalde. Pekala. Evet, girdim arkadaşlar. Girdim. Omegle çökmüş. Omegle çökmüş. Chat, ne yapıyorsunuz? Omegle Facebook'tan veya VK'den girilmiyor şu an. Bakın bakın, size bütün ekranı vereyim anlamanız için. Tamam, çökmemiş. Ben çok gaza getirdim şu an sizi. Pekala. Çökmüş mü? çökmüş. Vallahi çökmüş. Oğlum ya, inanılmaz. Bakın. Giremiyoruz oğlum hiçbir şeyle. Bak, VK ile giriyorum. Gateway. FB ile giriyorum. Bait Gateway. Her şey çökmüş şu an. Bir dakika. Yanlışlar göstermeyelim şuradan. Şöyle. Şimdi pat diye önümüze her şey çıkabilir çünkü. Bir dakika. Bakın, giremiyoruz lan. Wow, gerçekten bunun olması, şu an bunun yayında olması ilginç. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Yani bayağı ilginç. Yani ben nasıl giriş yapacağımı da bilmiyorum. Harbiden gitmiş yani. Şu an Omegle giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Facebook'tan veya başka bir yerden giriş yapılmıyor Omegle'ye. Bir de VPN açarak deneyeceğim. Bir dakika. Azar gir. Azar mı gireyim? Oha, bir dakika, ne oluyor? Capture çıktı. Of ya, çok kötü oldu şu an. Moralim bozuldu. Ne güzel gidiyordu yayın. Gerçekten. Ben bir insanım. Bence de. Evet, insanlık testimiz, hazır mısınız? Evet. İçinde bisiklet bulunan şeylere tıklıyorum. Evet, burada var. Evet, bu kadar. Burada da var. Burada var. Tamam. İnsan mıyım? İnsan mıyız? Bir tane daha mı insanlık testi? Tabii ki. Eyvallah oyun. Eyvallah. Tekne içirenler gerekiyor. Tekne var. Tamam.
Tekne. Kontrol et. Ben insan mıyım? Ben insan mıyım? 31 SJSJ. Wow. Bra. Harbiden bra. Ben insan değilim miyim lan? Ben insanım lan. Çok bin içeri ya. Lütfen aşağıdaki bisiklet... Sakin olunlar, tamam. Sakin ol. Bisikletlere tıkla yavaş yavaş. Evet. Bisikletlere tıklıyorum. Bisikletlere tıklıyorum. Ben insanım değil mi? Yani... Ananın... Evet, bisikletlere tıkla Mert, sakin ol. Evet, burada bir motor... Bu ne lan? Bu insanlar arka arkaya geçmiş. Bu da bisiklet, evet. Evet, bisiklet. Başka da bisiklet yok. Ben insanım değil mi? Ben insanım. Evet. Evet, çek artık, çek. Bekleyin arkadaşlar. Ya ben böyle şeyin ağzını yüzünü severim yani. Çok güzel bir şeymiş gerçekten. Yani bunun bana nasıl olması ihtimali var Allah aşkına ya. Bunun bana olma ihtimali yüzde kaç ya? Bana bunun olma ihtimalini söyleyin ya. Oğlum siz girebiliyor musunuz? Bende mi sıkıntı var? Azara mı gireceğiz ya? Azara mı gireceğiz gerçekten? Ya da azara girelim, ne yapalım ya? Gelin azara gir. Yani bana bunu yaptırdın ya. Gerçekten Omegle inanılmazsın. Evet, o azar web... VPN'le giremiyorum ya. O abi çok mu beni içeri ya? Azar web nerede? Azar chat. Bu da açılmayacak değil mi şimdi? Abi. Evet, girdik herhalde. Bir de kayıt mı olacağım? Sakin. Mert abi nice 2021'lerini kutlarım, şunu izler misin abim? İzlerim canım, bir dakika bakayım. Gerçekten buna da kayıt olacağım herhalde. İnanılmaz. Ne oluyor lan? Tamam, bunu açacağım ben az sonra, tamam mı? Kalsın şurada. Evet. Chat. Ne yapacağım oğlum ya? Aa. Bir dakika, bir de Google Chrome'dan girmeyi deneyeceğim. Google Chrome'dan girebilecek miyim acaba? Demedim, mantıklı bence. Bir mantıklı denilebilir yani bu da. Facebook'ta giriş yap. Lütfen, lütfen ol, lütfen ol. Ha! Oldu! Chat! O kadar hızlı yazdım ki, yanlış yazma ihtimalim yok. Çünkü çok hızlı yazdım. Ben... Doğru mu yazdım lan? Tamam, yavaş yazacağım. Yanlış yazdım yine, doğru. Yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Ne oluyor? Yayında ne oluyor? Hayır. Chat ne oluyor şu an? Oğlum 2020 büyüsün ya bu. 2020 büyüsün oğlum, ne oluyor şu an? Düzeldi mi dedi az önce? Ne oldu? Gerçekten. Yani... Ah, pekala. Facebook'la devam et. Tamam, azar. Azar. Her şeyin bir çözümü vardır arkadaşlar. Her şeyin bir çözümü vardır. Evet, azara şimdi giriş yapıyoruz. Kullanıcının saniye, şifrede ne olsun? Evet, olsun. Başla sohbete. Evet, azar. Evet, azar açılacak mı sende? Azar chat'e giriş. Giriş yap. Kesin bir şey var ya. Korkuyorum chat. Bu azarın orijinal şeyim, onu bile bilmiyorum çünkü. Vay, gerçekten 2020 bize güzel bir dayak attı az önce. Yani evet, azarsohbet.net. Netliyse porno olabilir, hemen yana çekiyorum. Facecam açacağım, azar gelse. Tabi gelmesi lazım ilk. Ne oldu, MMORPG mi oynuyorum? Bu nasıl bir arayüz ya? Evet, sohbeti başlamak istiyorum. Giriş yap. Chat girmiyor ya. Azara da girmiyor. Yani İnanılmaz bir şey yani bunlar. Sınırım
gizliden girir. Deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Denemekten zarar gelir mi? Gelmez. Yok abi, Omega çökmüş. Yani o kadar zaman var. Ah. Ah, telefon numaram görünecek. Ah, çok korktum. Chat oldu sanırım. Chat oldu. Chat. Giriş yaptım. Giriş yapmıştım. Giriş yapmıştım. Giriş yapmıştım. Niye yattın beni? Neden yere attın beni? Neden yere attın beni? Çirik. Giriş yapmıştım ben. Chat ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Hadi artık. Sok beni içeri. Sok. Sok beni içeri. Sok. Dur geçme. Dur geçme. Dur ilk. Hayır. Dur, yarak çıkacak şimdi. Çok korktum, bir dakika. Tamam. İçerideyiz sonunda. İlk gelen kişinin de kadın olması ve müthiş bıyıklarımı görmesi bence gayet hoş bir senaryo. Evet. İçerideyiz arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum çünkü. Evet, artık ama içerideyiz. Gayet de iyi içerideyiz. Güzel girdik içeri. Şöyle size operayı vereyim değil mi? Operayı vereyim. Evet. Evet. Tamam, artık sakin olalım arkadaşlar. Şimdi sansür ekranını getireceğiz. Daha sonra başlayabilirsiniz. Evet. Bu sansürü... Yok lan, öyle değildi, bir dakika. Buldum ben, nasıl yapacağımı biliyorum. Pekala, bir dakika bekleyin. Bakın, operaya filtre ekliyorum. Daha sonra filtre... Görüntü maskesi, blend desen... Chat, bence biraz bekleyelim ve ben bunu nasıl yapıldığını öğreneyim. Ne dersiniz? Bunu ben çünkü böyle düşünmüyordum ya. Gerçekten. Özür dilerim. Evet, bakın burada varmış. Evet abi, merhaba abi. Anlat. Yo. 7 dakika ne ya? So, hızlı hızlı. Adam Discord renklemi yapıyor arkadaşlar. Oğlum adam sensör derken bu sensör değil ya. OBS blur efekt. Salak mert. Blur efekt olacak ya. Evet, tamam. Tamam. Sınırım bulduk arkadaşlar. Pekala. New source in and we can change his here's the win ratio. Ne yaptı oğlum adam? Mert abi Omegle açıldı ama 2 dakikada şu videoyu izleyip bir yorum atarsan sevinirim. Kemal Ağaloğlu, tamam, açacağım o videoyu. Adam ne yaptı oğlum, adam bir şey yapmadı ki. Vallahi bu insanlar gerçekten anlamıyorum nasıl yapıldıklarını. Bana sadece bir blurred efekt lazım. Evet, merhaba abi. Senden umarım yapacağız. Evet, stream effects indirecekmişiz. Tabii ki hemen indiriyorum. The plug you need is here. Pekala. GitHub'dan stream effects indiriyormuşuz. Hemen indirelim, değil mi? Evet, bunu indiriyorum sanırım. Click on the plus is you need to create a new scene. So if we go to our scenes. Bence bunu yapmaya gerek yok. Ne yapalım biliyor musunuz? Bakın. Bence ne yapalım biliyor musunuz? İki tane alt alta opera olsun. Bakın 500 IQ geliyor şu an. Hazır mısınız? Daha sonra bunları alt alta koyalım. Daha sonra birisi şöyle olsun. Bak 900 IQ izleyin. Of Mert, sen harbiden çok akıllısın ya. Ben böyle bir şey görmedim. Bakın sansüre bakın. Öyle değil lan, bir dakika. Ha. Bir dakika. Bir de bunu böyle yapacağız. Evet. Evet. Aynen öyle. Ağzına yüzüne vuracağım bu işin. Gerçekten herkesi 50 yıl bekleteceğim böyle sanırım. Ama sanırım hallettim. Evet. Artık
böyle olacak. Bunu da hallettikse hemen buna bir tane şey atayalım. Omegle ekranına bekleyin. Opera göster. Alt'ı kapatıyoruz. Tamam, hazır. Bence gayet hoş. Pekala, hadi bakalım. Evet, bu arada Omegle'ye girip beni ghostlamaya çalışmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Sürte bak, sürte bak, istiyor beni. Sürte bak, sürte bak. İlken adamın müthiş şeyi. Merhaba. 31 çeken bir adam geldi az önce. Merhaba. Merhaba. Selam. İnsanlar beni sevmiyor chat. Selam. Oha no, oha pavyona dönmüş burası, ne yapıyorsun? Alo, sesin gelmiyor. Wow, gerçekten inanılmaz bir content oluyor şu an. Alo? Neden geçiyorsunuz ya? Tolunay Uran? Saniye. Tolunay Uran? Oha. Tolunay Uran geldi. Ne oluyor? Oha, yayında. Chat. Oğlum Tolunay Uran değil mi bu? Akıyor şu an bak, burnunla ilgili. Şu an burnunla ilgili laf eden olursa büyük küfür ederim. Ya bu Tolunay Uran değil mi chat, ne oluyor? Bir dakika, sen Tolunay Uran değil misin? Ben Tolunay Uran'ım, sen kimsin? Ya sesin benzemiyor lan, yanılatma. Çok benziyorsun ama. Ya şimdi arkadan yayın açayım. Bak Tolunay Uran yayın açayım. Ben konuşuyormuş gibi yapayım. RP yapayım burada. Bir dakika. Tolunay Uran yayında ve şu an gerçekten Twitch'te Omegle yine açtı, zaten salaklık olur. Ve sen Tolunay Uran değilsin. Tolunay Uran. Abi niye kimsin? Hayır, Tolunay Uran. Tolunay Uran burnu bu kadar güzel değil oğlum. Bir dakika. Emo yayında. Ya Tolunay yayındayız zaten. Yayında vallahi. Hayır, yayındayız zaten beyler. Chat. Tamam RP yapma artık, tamam oğlum artık. Tamam kanka yani. RP değil, ben tolunuyorum. Tamam kanka, RP de moruk. Şimdi şu burundan küçücük burnum var. Yok senin burnun güzel ya. Burnun güzel. Kanka, bir dönsene ya. Bakalım bize burnunu göster. Ama gözlü alman lazım. Oha bu burnunda yara var. Ne yaptılar lan? Kadına şiddet, ne oluyor? Moruk. Kim dövdü oğlum senin? Bak burnum küçük ya burnum. küçük ya, yakışıklı adamsın. Güzel. Kanka. Chat sana 10 üzerinden kaç veriyor şimdi, yazar bakarsın. Görüşürüz. Evet, çok hızlı oldu. Pekala bunu. Ne oluyor lan? Burası hangi tramvay? İstanbul mu? Alo? Pekala. Çıkar. Alo. Alaka. Mutlu yıllar. Nasılsınız? İyi kardeşim. Mutlu yıllar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi duvardaki sen misin? Duvardaki ben değilim. O kendisi çok ünlü bir şarkıcı. Rick Astley, tanıyorsunuzdur belki. Yok, tanımam kanki. Tanımam. Ne söylüyor? Hangi türde? Country'da. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Diye böyle eski pop. Biliyor musun o şarkıyı? Biliyor musun? Harbiden biliyor musun lan? Yemin ederim. Adam bir şey yaptı, şöyle bir penisini açacak sandım. Chat çok garip tipler geliyor, onları açmak istemiyorum. Merhaba. Ay, git. Saatiniz efendim? Yanlış gösteriyor, onu düzeltin. Yılbaşını böyle mi gireceksiniz oğlum? Ya biz yılbaşı kutlamıyoruz. Yılbaşı bize haram geliyor. Haram değil bak, yılbaşıyla Christmas farklı şeyler. Yılbaşı yeni yıla girdiğindeki gün, bu bir dini bayram değil ama... dediğimiz Christmas dediğimiz şey 26 Aralık'ta kutlanıyor. O ya şimdi şey. Zaten biz yeni yılda biz 2020'den 2021'e giriyoruz. Zaten kutuplar mı ne birleşecek, orada zaten dünya bozulacak. Ne dedi lan? Ne? Tamam, ben bunu sorgulamayacağım pekala. Abi kapkara her yer. Pekala. Oh fanlarım. Fan Saniye Bey. Adalcı mısınız siz? Adalcı. Evet, adalcı çıkmalar.
Vay. Vay. Rejisi bulduk değil mi? Ha? Saniye miydik? Evet saniye. Ne, hoş geldin, ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Oo. Abi şu Minecraft için ne yapacaksın? Minecraft mı? Ne yapacaksın da Minecraft ne yapayım? Canlı'nda bitiriyordun ya. Ha speedrun mı diyorsun? Ya onu yaparız yerlerde. O bu herkes yakışıklı bu arada. Bu ne ya? Bir gözlüğü çıkarsana. Gözlüğü çıkaramayız. Neden lan? Yakışıklısın bu. Oha lan Melih'e benziyor. Bu arada bakın. Eldrin'in yayınında gördüm. Yakışıklılığı en çok belirten şey çeneymiş. Senin çenen de gerçekten çok güzel. Hani teşekkür ederim. Maşallah. Abi. Saz çalabilirsin tabii ki. Dinliyoruz evet. O kadar mıydı? Böyle bir gireceksin sandım da. Oyunu az çalabilirim. Efkarlanmak istemeyiz. Valla 2021'e güzel girmek istiyoruz gerçekten. Aynen. O zaman oynayacaksın o zaman abi. Oynat bizi abi. Oynat. Hadi oynayayım chat şu an. Gaza geldim. He. Nasıl oynanıyor bilmiyorum ki. Nasıl oynanıyor bunda? Ellerini şıkla. Fark etmez. En utanç verici şey herhalde şu dünyanın. Tamam boş ver. Evet tamam. PS'i alabilir miyim abi? Tamam. Biraz da yaklaşırsan abi sana zahmet öpüyorum. Gel abi öpeyim seni gel. Heh. Gel. Lan. Aldın mı abi siz? Ama abi pek şeyin görünmüyor. Heh. Şu an videoda mıyız abi peki? Ünlü olabilir miyiz? Canlıyız oğlum. Bilmiyor musun canlıyın olumuz? Han değildi oğlum. Vallahi. Adam canlıyında olduğumuzu bilmiyor ya. Bize saz çaldın oğlum. Bütün chat şu an diyor. Girsene oğlum. Şu an cidden baksana. Tamam, bunlar onu anlamaya çalışsın. Ben de şöyle kapatayım da penis çıkmasın. Ustacığım selam. Merhaba. Penis çıkmayacak değil mi? Yok aman. Yani sen penisini göster. Kapalı olup olmasına bakalım. Ona göre yapalım bence olayımız. Bu adamın kesin penis açık bu arada. Bu arada şakasına diyordum özür yani. Eğer kendisi beni izliyorsa da şakasın dedim yani ciddi almasın. Neyse. Oo içki var bunlarda. Göstermek istemiyorum içki falan. Tamam. Oha saniye reis mi lan bu? Oğlum yemin herkes yakışıklı ya. Oğlum bu ne ya? Oha bir saniye gerçekten saniye reis mi? Gerçekten evet. Merhaba hoş geldin. Dalga geçiyorsun. Evet. Yeni yıldan isteklerin neler? Var mı bir isteğin? İnanmam zikzel inanmam bu arada. Ciddi misin? Abi evet. Yok. Ses benziyor. Ya inanmazsa inanma be Allah. Ne inanmadı bu da ya? Merhaba. Mutlu yıllar. Bu kalite. Merhaba. Mutlu yıllar. Evet, 2021'de umarım daha güzel bir internet alırsınız. Tek isteğim. Esprimi beğenmediler. Chat kızları etkileyemiyorum. Esprimi beğenmediler chat. Penis, Allah penis çıktı. Penis dediğinde bu değil, pardon bu değil arkadaşlar. Merhaba. Şapkan güzelmiş. Benim de. Teşekkür daha... ederim. Seninki herhalde daha pahalı. Ben bunu 15 liraya aldım çünkü. Saniye Bey. Evet ne yapıyorsun? Yeni yıldan isteklerini bizimle paylaşmak ister misin? Merhaba. Hiçbir şey. Evet. Hiçbir şey deyip saçını arkaya attı ve 2000 liralık AirPod gördük gerçekten. Hiçbir şey ihtiyacın yok çünkü sen zaten büyük ihtimal... Aa düştü. Abi mesela senin canlı yayınındayım şu an kendimi görüyorum. Yani istiyorsan geçebilirim rahatsız oluyorsan. Tamam bize söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Bu nasıl bir konuşmaydı yok dedi ya. Sikerim öyle işi ya. Herkes partiye gitmiyor. Yasak vardı. Oğlum yasak var. 4 gün yasak var. Herkes partilerde oynuyor değil mi? Bu ne ya? Kanka şimdi eleman yapmış diyor. Bak.
Bak 5 saattir otururum burada. Götüm terledi. Ben de gidip eğlenmesini bilirdim yani. Ben bilmiyor mu kanka gidip gezmeyelim? Sabahtan beri rastlıkta atıyoruz buradan. Götümüz uyuştu artık. Tuvalete gitmiyoruz. Deldik sandalyeyi buraya sıçıyoruz. O kadar da değil. Onu yapmıyoruz da yani. Yani çok kötü yani. Bütün gün evdeyiz oğlum. Kanka, tam tuvalete gidiyoruz. Yani onunla git oğlum. Tam tuvalet yakın. Tuvalete gidiyoruz. Evet. Evin içinde. Yani dağda yaşamıyoruz ama. Köyde de yaşamıyoruz. Bana ismini versene sen. Yani yasak var. Bak. Ne ismi vereyim kanka? Bana ismini versene ben. Seneye senle partiye gidelim tamam mı? Korona bittiğinde. Kanka korona bak. Korona bitsin. Kanka bak korona biz bu yaz. Mesela bizim Discord'da şu an 6 kişiyiz biz. Biz 6 kişi mesela Rusya'ya gidiyoruz. Gel senin de ekip alalım. 7 kişi gidelim. Çok iyi oğlum beni alın. Bak Arat Saniye Bey de YouTube'da. Bana ulaş Instagram'dan. Tamam mı? Beni Rusya'ya alıyorsunuz. Dur kanka bekle. Değil mi? Dur bekle. YouTube'dayım şu an. Söyle kanka neydi? Saniye yaz. Arat. Saniye mi? Bana Instagram'a ulaş. Ben seneyesiz Rusya'ya geleceğim. Ciddiyim. Lan saniye ne oğlum? Saniye, saniye işte oğlum saniye ne yani? Saniye kız ismi değil oğlum. Nasıl saniye oğlum? Saniye isim oğlum ben kız değilim. Oğlum 500 bin abonem var lan. Hani canlıyız. Tamam bana sözüm var bu arada unutma. Çok yakışıklısın lan. Eyvallah kanka. Oğlum sen herkes de... yakışıklı bugün burada ya. Ama sen de giderim var. Eyvallah. Bir yakınlaşsana be oğlum bu ne ya böyle. Çok farklı tipler ben böyle... Ananı satayım. Vallahi böyle ışık saçıyor. Yani ben bunu konuşamam. Böyle ben bunu konuşurken kendimi kötü hissediyorum. Ben bunlarla konuşamam gerçekten. Nasıl ne yakışıklı oğlum? Çok yakışıklı lan. Nasıl bir yakışıklık anlayışınız var bilmiyorum ama bayağı yakışıklıydı bu. Kamerayı biraz alta alayım lan be. Evet. Selam. Kola mı? İstanbul. Kola mı dedim? İstanbul mu demedim? Yok şarap. Ya ayıp ya, oluyor ayıp. Yani. Adam kola mı dedik İstanbul dedi ya. Yolanda sev. O adam var ya kesin bir şeyler yapıyor bu arada. Geçiyorum ben bunu. Allah bu da yapıyor. Neden ya? Merhaba. Ne yapıyorsun lan saniye? Oo Discord partnerisin ha? Vay. Bakayım. Oğlum bana onu vermediler ya. İstedim var ya 3 yıl bana gelmedi kargosu. Yemin et. Vallahi çok ayıp yaptılar. Ben 2017'de de partner oldum. Ya. Sen kimsin? Beni tanıyamazsın. Neden? Sen ne yapıyorsun ki? İçerik yapıyorsun büyük ihtimalle partner olmaya. Yok ben içerik de almadım bunu ya. Bizim Discord sunucusu vardı da oradan aldım. Ha birisi mi satıyor onu bastırıp? Vay be. Yok lan öyle değil ama. Bak sen ayıp lan yaptın. Nasıl ayıp ya? Sen beni kandırıyorsun değil mi şu an? Sen çok ünlü birisisin aslında şu an. Elrin diyor. Elrin. Ha oğlum. Elrin daha kilolu hali. Bir de benziyorsun bu arada Elrin'i biraz. Elrin'e. Işığı aç bak göstereceğim sana benzeyip benzemediğini gerçekten. Işık var mı? Kimi? Işığın var mı? Var. Aç bakayım. Şöyle açayım direkt. Aynısıyım ya. Evet pek de benzemiyormuşsun açıkçası. Neyse yayına söylemek istediğim bir şey var mı? Yeni yıl isteklerin olsun. Beklentilerin olsun. Her şey olur. Yok herkese iyi yıllar ha. Sana da iyi yıllar. Umarım mutlu eyvallah. Olsun. Görüşürüz. Herkese iyi yıllar. Allah dur bunu kapatma unuttuk. Banlanmayız. Allah. Yürü. Ne oldu lan sence? Yemin ediyorum kapat. Çetin beni tutun. Korktum. Böyle bir jump scare yemedim. Bu YouTuber diye bağıra kaçtı ya. Aa kulağım acıdı ya. Tamam. Devam edelim. Lan? Penis yok değil mi? Penis yok. Bu penis açacak. Çok sessizlik oldu. Bir kesin penis açacaktı. Alo? Selam. O ne hareketiydi ya? O TikTok hareketi değil mi? Böyle. Hayır abi saçmalama. Tamam.
Senin artık TikTokçu olduğunu eminim bu. Allah'ım. Tamam, ben bunu geçiyorum. Bu evet, pekala. Alo. Merhaba. Merhaba. Penis? Sende yorumcu tipi var. Bunları geçelim direkt. Bunlarla konuşmaya gerek. Az önce çıkan adamı görmeniz lazımdı. Onu gösteremezdim ama. Neyse. Neyse, bir şey demiyorum. Pekala. Sorry. Beni tanıyanları geçeceğim artık ya. Bize bir şey lazım. Alo. Bana attığı bakışı gördünüz mü chat? Bana atılan bakış benim bütün özgüvenimi yerle bir etti. O bakış neydi ya? O bakış neydi bu? Böyle yaptı ya bana. Alo? Saniye. Tamam, bağırmayın lütfen. Az önce çok kötü bir vaka yaşadık. Evet, merhaba. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim, ben seni biliyorum. Yayında değil misiniz siz de ya? Yayında... Ne kimse yayında? Gerçek. Yayındayız, yayındayız. İnternetiniz donuyor, gidiyoruz. Aa, fanım mısın? Aa! O neydi lan? Çocuk bir gidip geldi, korktum, kapattım arkadaşlar. Ne oldu az önce? Böyle bir korkunçlu kadın falan çıkacak sanırım. O neydi? Glitchlendi lan. Oğlum, çocuğun içine virüs girdi. Ne oldu az önce? Pekala. Böyle aklımda. Ben ya. Yeni yıldan dileğin ne dayı? Ne istiyorsun yıla? Anlat. Çıplak lan bunlar, bir dakika. Bunlar bağıranlar değil mi lan? Geç bunları, geç. Yok, onlar değildi herhalde, bilmiyorum, korktum ben. Neyse. Evet, şu an Omega'daki herkesin interneti donuyor ve merhaba. Evet, selam. Ay, saniye geldi lan. Aleykümselam. Aga, çok donuyorsun ya, lütfen. Donmayan insanlar lazım bize. Beatbox yapayım mı? Yap bakayım. Beatbox. Bir de yılbaşını özel yapayım. Tamam. Ne yapayım mı? Ya, kameram açıkken yapamıyorum arkadaşlar, çok özür dilerim, evet. Bunu videoya aldın mı? İyi, bence iyi, fena değil. Böyle şu an sen yayın izliyor musun? Evet. Büyük ihtimal izliyorsundur. Neyi? Yayını. Seni mi? Ha. Bu insanlar bizi niye izlemiyor chat? Omegle benim için girdi sanıyorum, adam bana bir taks yapıyor. Penis. Penis. Dondu adam. Oo, penis. Arkadaşlar, sizin için penisleri görüyorum, merak etmeyin. Alo. Lan ekranını silin. Ekranını sil. Ekranını ne yapmadın? Don, ne yapıyorsun? Üfleme ekranına. Bozuk bozuk mal. Nasıl bozuk? Oğlum üstünde ne, Miros. Salak. Niye öldün ki yani? Ben sana sadece tavsiye verdim burada. Ekranı pis sandım. Niye bana mal diyorsun? Kameramı yaptırır mısın? Hayır. Sugar dedim, alırsan belki yaptırırım. Yeni yılın kutlu olsun kardeşim. Senin de kutlu olsun. Umarım yeni yılda kameranı düzeltirsin. Yeni telefon alacağım, bravo. Hangi marka alacaksın? XR alacağım. XR'a. Allah dur, altayım mı? Dayı ne yapıyorsun? Aa, Noel Baba. Noel Baba mı? Evet. Evet. Nereden bildin? Merhaba. Yılbaşı hediye isteğin nedir acaba? Anlat bakalım. Çok şey var. Ama ilk önce ilkini söyleyeyim. Evet, biz manto burada bekliyoruz ve dinliyoruz seni. Evet. Manto The North Face. Onun ne oldu hakkında fikrim yok. Evet, devam. Mont. Mont. Yani marka The North Face.
Böyle şişme mont olur ya. Kaç bin lira? 2400 TL. Evet görüşürüz. Peki abi ben o kadar yani senin bir yılbaşı yapmak istemiyorum. Boşverin. Hayır lan bu şey. Selam. Bay alo, bay. Alo selam. Allah ne oldu orada ne oldu? Merhaba. Hi. Hi. How are you? Vallahi sende ne var you? İyi var you. İyi. Yeah. Espri yapamadım fark ettiysen. Evet. Dumura uğradım birden. Kardeş sen Türk müsün acaba? Evet Türk. Arkada neydiniz öyle maşallah ne var arkada ya? Bir ziyafet yapmış. Çoraplar, çerezler, sigara börekleri, o kafada denen şeyler. Evet evet. Bu arada Barış Akarsu'yu çok andırıyorsunuz. Çok evet. Tepede beyaz bir saray, sarayda soytarı bir kral. Karabey kimin işi, sıra kimde? Kanlı resimler. Bu adamlar sarhoş olmuş chat bu adamlar. Sarhoş onları bakmayın. Alo? Merhaba. Ne? Odaya baskın geldi. Biz burayı hiç açmayalım bence. Oo, ne haber? He, iyi. Nice. Hey, bye. Nasıl bir konuşma var? O az önce Fenerbahçeli biri geldi. Fenerbahçe'nin namına koyayım sana bir şey olmaz. Ya Rabbim, burada savaş çıkacak var ya. Oh, ne? Kırgız Türk'ü müsün? Yok, Özbekistanlı. Özbekistan. Oha, yurtta mı kılıyorsunuz? Yurtlar kapanmadı mı? Yok. Rusya'dayız şu an. Rusya'dasınız. Yeni yıl bekliyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Yeni yılı. Oo, güzel. Rusya'da yeni yıl ha. Evet, vay, güzel, evet. Güzel. Hayırlı olsun yeni yılınız. Garip bir hepinize cümle. Sağlıklı gelsin. Evet, yeni yıldan isteğin ne? En büyük isteğin. Yeni yıldan isteğim yok. Allah'tan istiyorum ya. Yeni yıldan isteğin yok. Allah'tan istiyorsun. Ne istiyorsun? Virüs yok olsun. Olsun. Hepsi evet. Aynı olsun. Eskisi gibi. Umarım bu yıl virüs biter ve herkes daha normal hayatlarına geri döner. Umarım. O zaman sana Rusya'da eğlenceler. Görüşürüz. Canım. Canım niye dedim? Bir dakika. Çok gergin oldum canım diye dedim. Evet. Alo? Merhaba. Nasılsın? Abi çok yakışıklısın. Teşekkürler. Sen de. Videonu izliyorum. Canlı yayını. Evet sesin bayağı az geliyor. Biz bir şey duyamıyoruz senden. Bağırarak bize yılbaşı isteğini söylersen çok güzel olur. Telefon istiyorum. Canım sanırım mikrofon oradan gelmiyor ya. O orası çalışmıyor. Niye ya? Ne bileyim. Sesim hiç mi gelmiyor? Evet bir laptop mu kullanıyorsun? Hayır. Sesim hiç mi gelmiyor? Yok oraya yaklaştığında daha fazla gelmiyor ya. Bu nasıl bir mikrofon setup'ı ya anlamadım şu an gerçekten. Neyse tamam. Teşekkürler iltifatların için. Görüşürüz iyi yıllar. Kanka selam. Yayın biraz geç geliyor ama. Ya. Oha giyinmişsin böyle gömlekler falan. Vay. Tabii. Senin yayında çıkacağım böyle. Bir de emin bayağı böyle ilk çıkacağım da emin ve 300 bin kişi var. Sabahtan beri kaydırıyorum böyle. Yayına gireceğim diye. Evet. Yeni yıldan isteğin nedir acaba? Var mıdır bir şey? Ya, şöyle laptopun şurası kırık işte. Laptopun şurasını yaptırsam oha. Yatarım benim için. Oha bir dakika orası kırık olduğunda neyi göremiyorsun? Dur göstereceğim. Hemen göstereceğim. Soğan yiyeceğim. Al bak şurası. Counter'da işte haritayı falan göremiyorum ben. Ya nasıl kırdın ya? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Seni izlerken böyle kırıldı aniden. Nasıl oldu anlamadım. Yani ben orada şimdi LoL'de gank atmayan bir jungle'ın annesine sövüp yumruk attığını biliyorum ya. Ne jungle gelmiyor ona vuruyorum böyle. Ben öyle bir şey ve vibe aldım yani. Herkese sen soruyorsun. Senin yeni yıldan isteğin ne? Benim yeni yıldan isteğim herkesin mutlu olması gerçekten ya. Hani başka bir isteğim yok. Herkese sen soruyorsun. Senin yeni yıldan isteğin. Klasik. Durdurayım şunu. Çok klasik oldu. Biraz daha düşünmem lazım bu istek için. Çok klişe bir şey söyledim. Evet chatten karı istiyor yazıyor. Bu da doğru. Evet karı da istiyor. Daha çok takipçi, daha çok abone istiyor. Evet umarım kanalımız daha çok gelişir. O zaman seni öpüyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tamam mı? Hadi kendine bak. İyi adam, çok iyi adam. Evet, devam.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Hey, ne yapıyorsun? Onu satayım. SCP'ye döndü çocuk. Çocuk SCP'ye döndü. Çocuk SCP'ye döndü. Çocuk şuna dönüştü. Şöyle bir şey oldu az önce. Bu arada yayından sonra onun nesnesini alacağım. Acayip korkunçtu. Gördüğünüz mü bilmiyorum ama. Aa Seymen. Oo, Seymen ne yapıyorsun burada? Oha nasıl geldi lan? Evet bu arkadaş bizim Discord'umuzun nazidane üyesi. Kendisi. Merhaba ne yapıyorsun? Hayır. İyiyim seni sordum. Evet. Biliyorsun ben gerçekten motor çalışıyorum. Evet. Konuşurken böyle sanki motoru böyle de onu yapıyormuş gibi geliyor. Normal. Sen bana anlan bakalım. Bu arada arkadaşım olduğu için bildirdim. Evet merhaba. Oha şaka. Aaa çok tatlı. Kanka sen de çok basit bize. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Ben sen bunlardan dedim. Bak biz bugün neler yiyeceğiz gördün mü? Bak gördün mü? Kanka nerede yayınlıyorsun? Benim de programım var. Olsun bak bunu sana veririm al. Eyvallah. Keşke burada cips olsaydı daha etkili olurdu alırdım falan. Evet yeni yıldan istekleriniz neler acaba? Var mı bir şey? 2021 direkt geçsin hiç yaşanmasın istiyorum. Neden? Valla ben LGS iyi geçsin yeter bana. Evet umarım. O zaman size yeni yılda başarılar. Görüşmek üzere. Benim sana da LGS da. LGS geçti benim için. İçimde yalan. Mutlu yıllar. Sandım. Orada LGS dediklerinde bütün chat böyle hani böyle chat çok dikkatli izliyor. LGS geldi. Şu an chat'in yarısının böyle olduğunu eminim. Nero. Türk işi sen ne? Where are you from? Hello. Hello. How are you? No guy, thank you. Chat, bu çok tehlikeli. Kadın ilk geldiğinde götünü gösteriyordu. Size göstermedim orayı. Sonra yukarı çıktı. Ben bunu gösteremem yayında. Gerçekten her şey olur çünkü. Bence buraya hiç girmeyelim. Bir de Lüksemburglu. Lüksemburglular aşırı horny zaten. Bunu bilen biliyordur. Ne yapıyorsun? Yılbaşın kutlu olsun. Yılbaşın kutlu olsun. Sizin de yılbaşınız kutlu olsun. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Nereden? Değil mi? İzmir'den sen? Ya Allah Allah. Biz de İzmir'deyiz. Haa neresinden? Vallahi biz Bornova. Bornova. Aa iyi yer ya. Ben de Buca'danım. Allah Allah. Buca neresinde? O kadar da söylemeyelim yani. Oha yani. Ne olmuş biraz gizlilik. Açık adres vereyim. Verme bence. Niye? Vermek istemezsin. Evet, bu şimdi verir açık adresi sonra başımız belaya girer. Söylemeyelim. Oğlum ekran yokmuş lan. Ekranı vermemişim. Özür dilerim. Aa TikTok şu. Nereden bildin la? Oğlum bir tane TikTokçu var ya böyle. Böyle çene kasları çok böyle. Yok be ona ne ona benzedim. Onu bana mı benzedin? Evet şu an 144p olduğun için pek de benzetemiyoruz. Acayip benziyon bu arada. Vallahi harbiden çok benziyon ya. Evet deliyiz aynen. Bunu geçtim ben ya. Eğer bakın arka plan kırmızıysa kapatacağım. Söyleseydin niye geçtin ya? Selam. Adamda PUBG tişörtü vardı. Biliyormuş şerefsiz. Allah'ına kitabıma. Bak bana güvenmiyor musun? Sen ona var ya şapkanın altında. O... Niye anneme küfür ettin ki sen benim? Ne anneme küfür ettin? Mal mısın sen? Annemin şapkasından tutup arkasından şey dedin ya. Sen öyle anladın. Sen ya, tamam. Ya ooo bu adam bak. O şok oldum bu arada adam çıkınca. Bak penis çıkacak korktum. Evet. Alo.
Ses begen aman akoy. Begelmedi kanka. Selam. Begelmedi onu geçeceğiz. Kisi homie, kisi homie. Ah be. Yok şöyle. Allah yatakta kırmızı et. Ben geçince üzülüyorum ben insanlara ya. Merhaba. Nasılsın bebek? İyiyim bebek, sen nasılsın? İyidir bebiş, ne yapıyorsun? İyiyim. Eviniz böyle çok şey duruyor. Böyle Sims 4'te yapılan evler var ya böyle. Sims 4'te yapılan evet. Böyle çiçekli miçekli modern ev tasarımına benziyor. Gerçekten çok beğendim. Sen Sims oynamayı sever misin? Hayır, hiç oynamadım ama sende tam Sims oynayan bir tip var bu arada, eminim. Oynuyorsundur. Evet, ama Sims oynamadıysan affedersin, götünden sallama. Ben oynadım da öyle bir ev yok. Ben Sims oynamadım ama yani, oyunları çok bildiğim için Sims'i de biliyorum. Hangi oyunu oynamayı seversin? Ben Metin 2, Night Online. Metin 2 hesabı. Evet, evet. O tarz oyunları oynuyorum. Şey oynar mısın? LOL. LOL dedin. Ben bundan sonra konuşmaya devam edemem. O LOL'u duyduktan sonra ben bu konuşmaya devam edemem. Arkadaşlar az önce Darth Vader geldi ve görmediniz, evet. Bu neydi lan? Bir dakika, bir dakika. Saat 11 olmuş. Yılbaşına son bir saatten az kaldı. Chat, heyecanlı mısınız? Değilsinizdir büyük ihtimal. Oğlum duvarda bok var. Ne yaptın duvara? Evet. Alo? Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Devamını duyuyor musun? Hı-hı. Uzman selam. Neymiş? Arkadaki de Brad Pitt'miş. Değil mi? Şu an odana bakarak karar veriyorum. Efendim? Yani koltuğunda kettle var. Komedinin üstünde Allah yazısının üstünde Adana Demir Spor var. Evet. Ve üstünde ne yazıyor? Kültür karmaşası gerçekten. Chat az önce incici geldi. Az önce incici geldi. Hacker geldi az önce. Beni hacklemeye çalıştılar az önce. Evet. O neydi lan? Tamam, artık kapatacağım. Az sonra daha sordum. Discord'da üyelerimize sorduğumuz yılbaşı şeylerine bakacağız. Daha sonra da bir kapanış yapacağız. Kapanıştan sonra da sizlere elveda edeceğim. Bence Omegle'yi artık kapatalım yavaş yavaş. Bu da son insanlar olsun. Saat 5 geçiyor. 45 dakika, 50 dakika falan var. Neyse artık ya, tamam bunu kapatıyorum artık. Evet chat. Allah. Nasıl uğraştım. Evet, son etkinliğimize giriş yapacağız şimdi. Son etkinliğimize giriş yapmadan önce. Buraya kameramı ekleyeceğim. Bir dakika bekleyin, kamerayı sildiğim için elinden yeniden. Evet, yaptım, hallettim, pekala. Buraya da video yazılmakta. Fuck, yanlışlıkla gitti. Bir dakika bekleyin, bir dakika bekleyin. Bekleyin bir dakika. Dönüş, dur. Say dönüş. Evet, hazırız. Şimdi, gelen birkaç video var, onlara bakalım hızlıca. Pekala şöyle video izleme yerine girelim. Alalım, YouTube açalım, bunu kapatalım ve atılan videolara bakalım. İki tane video gelmiş. Grasper'ın attığı 2020'mi kutladığı bir video var. Hemen şuna bakacağım. Daha sonra da Discord'a geçeceğiz. Discord'da insanları odaya alacağız. Ve birlikte Discord odasında 99 kişi konuşmaya çalışacağız. Evet. Hadi bakalım. Tıp.
kazanmak istiyorum. Kabul. Hakkari tıp. Limitsiz kredi kartı diliyorum. Kabul. Ama sadece nakit ile harcayabileceksin. Korona bitsin. Kabul. Ama yeni bir virüs çıkacak ve bütün dünyayı yok edecek. Kusursuz ve en kaliteli animeyi izlemek isterdim. Kabul. Ama anime sadece 2 bölüm sürecek. 1945 yılına götür beni. Kabul. İdam edilecek bir Alman askerisin. Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Kabul. Görevin ilk gününde suikast. Bak. Ben bu içeriği bir şey diyemem. Çünkü direkt çalmışsın. Direkt Porsche'dan birebir çalmışsın. Bunun bir içeriğin bir özgünlüğü veya bir şey olmadan ben bunu nasıl bir şey diyebilirim ki? Hiçbir şey diyemem. O yüzden kendi içeriğimi öğret. Evet. Bir de parkur kredi denen bir şey atılmış. Ne olacak acaba? Evet. Ali ailesinden çıktıktan sonra iki genç parkur yapmak için gidiyor şu an. Hadi parkur yapayım. Aha. Evet, şimdi parkurcu Kemal Ali geldi tabii. Ciddi bir şey sandım ya. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanın benim de Adana. Bana bunları niye atıyorsunuz ya? Gerçekten sorguladım şu an. Pekala. Şimdi chat. Discord'a gidiyoruz. Discord ekranına gidiyoruz. Discord'umuzu açıyoruz. Evet, hazır mısınız? Çünkü ben hazır değilim chat. Evet, şimdi Discord'u bir açayım, bir dakika. Discord açılıyor. Evet. Arkadaşlar Discord'da şurada bakın, burada insanların yılbaşı isteklerini sorduğumuz bir kanal açtık, tamam mı? İnsanlar burada yılbaşı isteklerini bize anlattı ve biz de burada insanların yılbaşı isteklerine bakıp hiçbir şey yapmayacağız. Bakacağız sadece. Başka bir olayı yok zaten. Şimdi en üste çıkarsam umarım bugün hamak iş atmış maşallah. Evet, en üste çıktık. Video özlemin büyük ekrandan şuradan da Discord açıyorum. Şimdi Santa odasına giriyorum. Yılbaşı sofrasını açacağım ve ilk giren 99 kişiyle o odada konuşmaya çalışacağız. Girenler bağırmasın lütfen. Lütfen. Tek istediğim şey o odayı zapt etmek. Lütfen. Evet, o da çöktü arkadaşlar. Alo. Tamam, altı yalnız bırakalım. Hatta altta bir şurayı kapatalım tamamen. Evet, alt biraz kendine gelsin. Daha sonra buraya geri döneceğiz. Alt biraz kendine gelsin. Daha sonra alta gireceğim, sohbet etmeye çalışacağım. Ondan önce insanların şimdi insanların yılbaşı isteklerini artık bakalım. Hazır mısınız? Evet. Bir dakika. Spotify'dan birkaç tane şarkı açacağım. Zoom aç. Ne diyorsun? Ne zoom'u ya? Evet, beğenilen şarkılar. Tek beklentim kar. 6 yıldır kar yağmıyor amına kodumun küresel ısınması demiş. Harbiden niye kar yağmıyor lan? Şu an biz Sakarya'dayız ve gram kar yok. Hava böyle sabahleyin çok böyle ilkbahar gibi ya. Gerçekten korkunç bunlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Beklentim bu ama olmayacağını biliyorum. Alırsın be. Neyse. En iyi 2021 video. Saniye. No video. Yes yayın. Understandable. Have a great day. Demiş. Güzel miyim? Evet. 2021'den tek beklentim sınavımı atlatabilmek ve kar yağması. Ama bu İzmir'de oturan birisi için çok zor bir ihtimal. Seviyorsun saniye. Umarım atlatırsın sınavını. Umarım. Yayında sakın
Ve sakın Keloğlan jenerik müziğini düşünme. Onun dışında her şeyi düşün. Keloğlan bakın. Eğer sınavda şu şarkı beyninizde çalıyorsa bilin ki sıçtınız. Bakın neyse artık çok geç. Evet, bir daha derim. İlk yeni yılda çıkan Steam'den daha çıkacağım. Adamların isteklere bak ya. İsteklerim bunlar. Artık adam gibi bilgisayar istiyorum. Mert düşünce biliyor musun? 42 senedir seviyorum. Açılamadım. Muhabbet kuşlarından sıkıldım. Yıl bıçağı ağacı yapabileceğim. Kedi fena olmazdı. Filan filan. Peki abi bu ne? 2021'deki tek beklentim daha şanslı olmak ve kapatılan Discord hesabımın geri açılması. Ege be. Ege be. Yeni Müslüm girse söyledim mi? Ne diyor? Bunlar dalga mı geçiyor ya? Pekala devam edelim. Bakalım neler var. Bakalım. 2020'den tek isteğim Victorious'in mantı yapılabilmesi demiş ve ıslak bir tuvalet kağıdı atmış. Sanırım bu ıslak bir tuvalet kağıdı diye düşünüyorum. Bunun mantı olma olasılığı yok çünkü. Birisi... Evet. Bu ne lan? Evet, korkunç gerçekten Ray Ray. Helal olsun. Pekala. Bir kilogram olsa of demiş. Evet, gece gece lütfen bunları atma arkadaşlarım. 2020'den tek isteğim kedimin ölmemesi. 12 yaşına basacak. Oha çok sinirli lan bu. Niye kadar sinirli? Kedi ne yapıyorsunuz oğlum siz? 2020'den tek isteğim Sani'nin daha çok video atması. Bu arada bu arkadaş benim. 2017 yılında yaptığım bir yayından kalma. Evet maalesef. Pekala. Aslında bakarsanız 2020'den öyle aman aman bir beklentim yok. İsteğim de yok. Olacağı varır zaten. Umarım hepiniz için mutlu ve huzurlu ve yıl olur. Her isteğimiz de gerçekleşecek. Umarım. Hepinizin 7 yılı kutlu olsun demiş ve James Bond cosplay'ini koymuş. Evet Rickroll. Evet. Beklentim. Sani'nin 14. Oo. Wow. Teşekkürler. Tek beklediğim Prison Break aldığın sezon. Bu kadarısın. Öyle bir şey çıkması imkansız bu arada gerçekten. Ya her şey bak korona bitebilir ama bu çıkmaz yani. Korona bitmesinden daha az ihtimalle çıkacak yani. Aslında yılbaşı dileği olarak ne dileyeceğimi de tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben de herkes gibi huzur, mutluluk, sağlık, para gibi dilekleri tabii ki de dilerim, istiyorum bunları. Ama kendime özel bir şey dileyecek olsam sanırım bu... Karantinada başladığım alışkanlıkları devam ettirebilme ve girdiğim işlerde başarılı olabilme, onların altından kalkabilme olur. Bunlar blog yazma, çizim yapma, çevirmenlik yapma, Twitch yayınına başlama. Hayat hikayesini almış bu arada gerçekten. Şey. Norveççe öğrenme mesela. Bunların gerçekten altından kalkabilmek istiyorum. Hepsini bir anda yapabilmek istiyorum. Evet onu yapamazsın bu arada. Ama umarım teker teker yaparsan daha başarılı olursun onlarda. Yani o kadar fazla şey saydın ki bunları aynı anda yapmak herhalde imkansız diye düşünüyorum. Evet. Bu yıl başında ayrıldım sevgilimle. Hayalini kurdum. Şu olayın 2021'de en azından gerçek olmaya yaklaşmasını istiyorum. Evet burada kuzey güney izleyen iki tane çift görüyoruz. Umarım herkes bu anıya kadar. Umarım herkes sevgilisiyle veya sevdiği kadınla kuzey güneyi bu tarz yerde böyle bir şeyle izler. Yani benim de gerçekten sizden daha duymaz değil mi lan bu? Pekala. 2020 bittiğinde felaketlerin 2020 ile alakalı olmadığını anlayacağız. Saniye aslında bal mı Michael'i? Nereden duydun? Evet. The fuck? Devam edelim. Bu arada Zoom açamam. İmkansız öyle bir şey yapmam bu arada. Şey yapın. Kontkor saçlı saniye yılbaşı yayını hazırlıyor. Evet biraz kötü olmuş demişsin ve bence gayet iyi olmuş. Teşekkürler. Oğlum bunları ben videoma koymuştum. Nereden buldun? Omae wa mou shinde iru. Nani? Evet. Pekala devam edelim. Bakalım insanların garip istekleri var mı? Kameralı drone istemiş ve bu fotoğraf gerçekten her şeyi açıklıyor kameralı drone hakkında. Bu duruma düşmemek istiyorum. Ashley Vergan. Umarım düşmezsin. Görünmez olmak istiyorum demiş. Maskesiz... Chat bu ne lan? Korktum bir an birisi belirdi. Bakalım. Halkın gerçek olmasın. Salak çocuk halk gerçek olabilir mi?
mantar bir gibi sevdiğim bir dövüş getirmekte de ilk önce işi için araca. Oğlum projenin yatıyorum buraya. Pekala. Pekala. Böyle birinin beni sevmesi. Canav. Anime kızları gerçek değil. Toprak Koç YouTube kanalı açsın. O kim? Bir 150 telefonunu kurutabilmek. Bu telefon ne harbiden lan? Bir de parçalanmış artık. Şu telefonu bence değiştirmez. Mantıklı bir yeni yıl hedefi bence de evet. Bakalım başka neler var. Türkiye'de internet altyapısının güçlenmesini istiyorum. Evet, güzel bir hayal ama olmayacak. 2011 yılındayız. Ne? Dolar 8 TL mi? Aa, salaklık yapma. Hadi gel ve Minecraft oynayalım. Şu an bunu bekliyorum gerçekten. Evet, pekala. Minecraft saniye map'e geliyor herhalde. Bu adam trailer yapmış kendini. Korktum bu arada. Pekala, devam edelim. Adam 50 TL cüzdan kodu istiyor. Vay canına. Gerçekten güzel ayarlar. Siyah beyler, okulları donduruyoruz. Haberiniz olsun. Okulları açmayın. Böyle açıklama yapmışsın. Mutlu olmak istiyorum demiş Hamsi. Mutlu ol Hamsi. Umarım mutlu olursun. Ben seni seviyorum. Merak etme. Pekala, devam edelim. Evet. Herkes mutlu olmak istiyor. Gerçekten. Altmış saniyede. Çünkü saniyeden çalmam gerekiyordu. Yeni yıl. Çok yavaşsın dileklerim. Ya. Niye bu kadar yavaşsın? Dileklerim. Hadi başlayalım. Aleme, anama, babama ve arkadaşlarıma sağlık diliyorum. Bu devirde sağlık önemli aga. Mani, koronavirüsün bitmesi. Mani, ekonominin iyileşmesi. İyi bir bilgisayar. Üzücü. Mani, derslerimin iyileşmesi. Mani. Only you. Mani. Vay canım, hayatımdan kaçan bir 20 saniye, 30 saniyeydi. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu videoyu nasıl uğraştın? Aklım almıyor. Pekala, devam ederim. 2020'den tek dileğim Türk dizinin tüm dileklerimin gerçek olması demiş. Böyle bir hile yok bu arada. Bir tane dilek hakkım var sadece. Hayatta kalmak demiş birisi. Meeting about you. Bana fotoğraf atacak bir insan istiyorum. Aga be. Feyza'ya bu fotoğraf atacaklar. Hemen Discord'unuza girebilir. Aras Kargo'dan kargo almak istiyorum. Aynen kardeşim, Aras Kargo. Demiş, pekala. Bu yıldan tek isteğim mod olmak ya da rol olmak. Biraz SCV istediğim okulu tutturmak. Bir de Rozen ne kadar güzel olabilmek demiş. Ve Rozen'le yatmış. Evet. Crime yazıyorsun. Hı-hı. Sonra gidiyor mu paralar? Aman onu satayım. Evet. E-Ray Pro'yu yeni... Ama dizgiyi izleyemiyor musunuz siz? Pardon. Pekam. E-Ray Pro'yu yeni görüyorum orada. Özür dilerim arkadaşlar. Pekam. Devam edelim bakalım. Bu arada bugünü bunlarla bitireceğiz. Daha sonra bir kapanış konuşmasıyla birlikte son bir dakikayı beraber geri sayacağız. 2020'ye evet, genelde ondan geriye sayarlar ama biz bir dakikadan geriye sayacağız.
Bakalım ne olacak. Umarım dünya patlamaz. Patlamaz diye düşünüyorum. Yani o kadar. Pekala. Pekala. Gerçekten Türkiye'deki... Aha! Adamın ismine bakın! Adam Suriye ile geçirmek istiyor. Aman Allah'ım. Antakya'yı almak istiyor. Aman Halep'i almak istiyor. Musul, Erbil'i, Karkük. Ne yapacaksın oraları lan? Neyse. Bir renk istiyor. Bu videoda gördüğüme göre. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Akrabaları için yaptı. Ama Horizon 2004'ten kaçmaz böyle şeyler. Anneciğim! Anne! Oğlum kokusu ne böyle? Anne! Oğlum taraflarını atmadım bir makineye. Anneciğim! Kaç kere söyledim sana ya? Kurgu mu ya? Ya bu kurgu mu gerçek mi? Ben bunun halini anlayamıyorum ya. Adam hackerlık yapıyor diyor ki işte bu. Bunları için yaptı. Ama Horizon... Horizon'dan kaçmaz diyor böyle takmış filan. Annesi filan giriyor. Bu kurgu mu ya? Bu kurgu değildir herhalde. Kurgu mudur bu? Ne böyle? Anne! Oğlum taraflarını atmadım bir makineye. Anneciğim. Çok iyi. Kurgu ise çok güzel oynamış. Annesi ya. Kaç kere söyledim sana ya? Anneciğim ya! Kameralar falan niye kapalı? Kurgu bu. Annesi çok böyle metin okuyormuş gibi konuşuyor. Normalde anne olsam bu ne kadar böyle bağırır baya böyle şey doğal oynar. Burada çok sanki böyle metin okuyormuş gibi. Hey Murray. Bu yıl için dileklerim alemin daha iyi olması için güzel mesele. Hadi dedim dedim. Really? Close your eyes. Wow. Is this for me? Yes. Merry Christmas and Happy Holidays. Mutlu son gerçekten. Peki hadi bakalım. Mutlu olmak. No one knows me. Herkes mutsuz abi. Herkes depresyonda bugün. Ne oluyor ya? Arkadaşlar depresyona girmeyin artık yeter. Bu ne? I'm your crime. Push my button. Evet böyle umarım olursun ve olunca da Discord'a video atarsın. 32 Aralık 2020. Korkunç gerçekten. 2021. Umarım bu yeni yılda mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı olursunuz. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Günlerin, sayıların, yılların, ayların hiçbir önemi yok. Bu yüzden çok fazla da bir şey beklemeyin. Görüşmek üzere. Umarım 2021'de bu tür olaylar tekrar yaşanmaz. Bana bir söz ver. Bu yıl güzel şeyler başar. Sana güveniyorum. Ya bu çocuk niye benim bütün içeriklerimi çalmak zorunda? Bak tamam dünyadaki son insan baba aldın da. Ya oğlum bari bu konseptteki şarkıyı ve metini alma ya. Evet güzel biliyormuş ama teşekkürler Serhat. Üstte bana fanart yapmış birisi. Alemle güzel bir yıl geçirmek. Santa Saniye'nin dijital resmini kendisi tarafından beğenilsin istiyorum. Biraz amatör oldum ama 2020'de yapmayı şu an için bunu yaptım. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Çok sevindim. Motor sürebilmek istiyorum. Şirot. Video ne? Bayağı iyi. Sanırım kurbağa gibi olmak istiyorum. Tamam biraz ara. Şimdi altta 85 kişi kalmış.
Altta hazır 85 kişi kalmışken bir altı inelim bakalım ne olduğunu bitiyorum. Alo? Alo. Merhaba. Sakin miyiz abi? Merhaba. Sakin miyiz? Buradaki insanlar az önce bağırıyordu, şu an değil mi herkes? Ne haber? Merhaba abi. Alo? Yetkililer. Abi biz de burada kısmı vardı. Merhaba. Evet abi. Merhaba. Evet, şu an durum evet. Çok iyi. Merhaba. Umarım kimse bağırmaz diye düşünüyorum. Merhaba. Tamam, merhaba merhaba, anladık ki. Umarım. Abi nasılsınız? Abi nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim, sen nasılsın? Abi. İyi yayınlar. Burada ne bu muhabbet ediyorsun? Hani abla merhaba. Abi hazırlansın abi. Halen bir IQ'lus var burada. Halen bir IQ'lus var. Bence girmek için daha erken. Biraz daha bekleyebiliriz bence oraya girmeyi. Peki halen. Discord'a girelim. Yani burada genelde insanların durmadan bir alet, bir edevat istediğini görüyoruz. 2020'de tek isteğim Erman Ilacak Fantasy'ni kazanmak. Umarım Mert Bey bunu görüyordu. Yeni yılınız kutlu olsun demiş. Umarım kazanırsın o Fantasy'sini. Sana güven. Evet. Kaslı bir vücut. Wow. Evet. 2021 beklentisi videosu tarzı bir şey olacak. Beni bu saatte uyandırıp bu videoyu çekmeme sebep olan bir şey var. İnsanların direkten saat 7.30 öne baktığımda basit şeyler, gayet basit şeyler, dil öğrenmek, iyi bir vücuda sahip olmak, istediği yerde çalışmak. Ama bu dilekler seni saat 5'te uyandırmayacak, uykularını kaçırmayacak. Benim dileğim benim uykumu kaçırdı. Şu an saat 6'ya geliyor. Benim dileğim Cyberpunk. Ne oluyor lan, yeter. 2021'de güzel bir kitleye bir devam ediyor. Utanmadan bir de devam ediyor ya. Ulaşabilmek, sanatçı ruhlu kişiliklerin eğlenmeyi bilen insanların bulunduğu bir topluluk oluşturmak istiyorum. Üretmeyi seven, ne saçmalıyorum. Bok gibi bir yıl olacak 2021. Bay bay. Evet. Bu güzel videoyu bizimle paylaştığı için Zentor'a teşekkür ediyorum. Sadece düzgün bir arkadaş istiyorum demiş. Gerçekten bu arkadaş ortamına girmek kim istemez gerçekten. Adam bize Minecraft videosu çekmiş arkadaşlar. İzlemek ister misiniz? Bence izlersiniz. Hadi bakalım. Merhaba Saniye abi. Merhaba. Ben burada pek bir şey istemeyeceğim. Tek yani bir seninle tanışmak isterim sanırım. Bir de şu koronavirüsünün falan geçmesini isterim. Oğlum yani, her an bu çocuğun şu an böyle birden Minecraft serisine başlayacakmış gibi hissediyorum ya. Ben başka alemin sağlığını falan isterim. Bu kadar. Yani eğer öyle onlardan farklı bir şey de istersem yani bir telefon falan olabilir. Demiyorum abi. Tamam, eyvallah, teşekkürler. Evet, gerçek sevgi istiyorum demiş maymun. Vay be. Sevgi. Bakalım neler var. Evet, gitgide shitpostlaşıyor her şey. Yılın son gününü bile geçirecek arkadaşım yok. Lütfen bu yıl arkadaşım olsun demiş. Gerçekten bu isteklerin birçoğu arkadaşlık ve yalnızlıkla alakalı. Bundan sonraki yılbaşını yalnız olmadan kutlamak istiyorum demiş. Gerçekten herkes ya böyle. Herkes depresyonlu, inanılmaz ya. Bunu yeniyle mi attın sen? Wow, pekala. Sadece 2.5 metrelik ip istiyorum demiş. Parzival, lütfen intihar etme. Tam yazdım, kendisini etmez herhalde büyük ihtimal. Peki adam. Neredeyiz lan biz? Oo, bir dakika. Biraz aşağı ineceğiz. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Peki adam. Az kaldı bu arada bitmesine. Peki adam. Bloklu mesajlara bakmayacağım. Onları bloklamamın bir nedeni vardır büyük ihtimal. Bu neymiş? Bu ne? Okey, bu ne? Bu nasıl video? Devam. Bu salı BİM'de Alman mucizesi Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı 29 lira 95 kuruş. Amerika'dan ithal Moderna koronavirüs aşısı 39 lira 90 kuruş. Çin menşeili Sinovac koronavirüs aşısı 14 lira 90 kuruş. Evde sağlıklı ve keyifli zaman geçirmeniz için daha birçok ürün bu salı BİM'de. Yemin ediyorum gerçek sandım ya.
Vallahi vallahi gerçek sandım. İlk 15 saniye gerçek sandım. Troll büyük ihtimal. Acayip gerçekçi yapmışlar. Çok korktum ya. Vay. Çok iyi olmuş valla. Korktum dedim. Ne oluyor? Ne aşı mı çıktı? Bilmem nereye. Covid-19'un sona ermesini istiyorum. 8 GB DDR ve 2 milyon olmasını kendim yerinde olmak istiyorum. Kedimin mi? Kedimin yerinde olmak istiyorum. Dünya artık saçmalıyor. Evet, onların hiçbir olmayacak büyük ihtimal. Sadece belki ilişkisi olabilir, bilmiyorum. Sınav demiş. Bu mouse'u istiyorum demiş. Bundan daha önemli bir başarı elde etmek istemiş. Bu biraz ağır oldu, evet. Devam ederim. Evet, sağlıklı olmak. Yılbaşı isteğim bir yudum. Yine Nintendo Switch'ler geçiyor. Bu kızdan istiyorum demiş. Yani bayağı spesifik oldun. Neden o kızdan istiyorsun bilmiyorum. Evet, ekran kartları. Her böyle bir sürü ekran kartı, DDR, her şeyi gördüm. 2020'de seninle konuşmak. Beni geçtin. Aa, özür dilerim. Gerçekten. Ama donuyordun ve sesin gelmiyordu sana. Böyle bir şey vardı. Evet, evet. Arkadaşlar bu adamı gece rüyasında gören var mı hiç? Bu adam insanların, bütün insanların gece rüyasına giren bir adammış. Eğer bu adamı rüyanızda görürseniz kesinlikle bir psikoloğa başvurun. Çünkü bu adam içinde subliminal mesajlarla ve şuradaki Arapça yazıyla rüyanıza giriyormuş. Bilmiyorum, bunu ben de Reddit'ten okudum. Korkunç bir şey. Evet. Güzel bir aga. Para 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 item para item korona bilsin para item. Ekran kartı istiyorum, şunu istiyorum. Bu ne? Vallahi bize özel video yapan pek yok gördüğüm kadarıyla. Peki adamlarım. Mavi gözlü olmak istiyorum. Wow, isteklere bak. Gerçi istekler gitti daha kötü düşüyor. Kank bu yılki isteğim demiş arkadaş. Görmüyorsunuz tabii, göstereyim şöyle. Peki adam, bakalım başka ne var. Bitmiyor oğlum, bu ne lan? Niye bitmiyor bunlar? 11-21 bitiyor az kaldım. Buradan sonra shit boss. Ne oluyor Barış abi, dur. İşkembeci olsun. Osman abiyi gör. Büyük usta, yapış eline. Bozuk. Osman abi nasılsınız? Osman abi basketçiymiş. What the fuck? Peki. Bu neymiş? Kıyarız canına biz. Bize benzeriz, yatarız gama pusa. Düştüm mapus damlarına. Öğüt veren. Bu ne oğlum? Kıyarız. GTA sana resmi. Ne lan bu oyun? Şu adamın yüzünde hep bu ifade olsun istiyorum. Ya çok teşekkürler. Saniye yayından çıkmak istiyorum demiş. Damacana. Yayınına çıkmak istiyorum demiş. Çıktın. Tebrik ediyorum. Pekala. Altın elim bakalım başka nelerimiz var. Sanırım artık bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü bunlar yeni atılmış. Ve hepsi shitpost. Hepsi shitpost. Ülkemi özledim. Acun Ilıcalı'yı özledim. Tayyip Erdoğan'ı özledim. Ülkeme dönmek istiyorum. Dönemiyorum işte. Ben hapiste atacaklar. Cezaevine atacaklar. Ben dönmek istiyorum ülkeme. Ben ülkemi özledim. Ben bunu izlemek istiyorum. Ben yılbaşının sonuna kadar bunu izleyeceğim. Bunu ben böyle 50 bin kere loop alacağım gerçekten. Vay be. Nasıl aklına geldi, insanların nasıl çektiler. Gerçekten. Ölüyoruz amına kodum. Umarım yaşamaz. Evet artık bitti herhalde. Saniye, evet bitti. Evet başka da yok herhalde değil mi? Evet bitsin artık. Birisi var, iyi bakın. Hop. And more people living below the poverty line than anywhere else. Bu Minecraft'ta koyuna seks yaptıran makine yapanlar kimler arkadaşlar? Bunu niye herkes yaptı bilmiyorum ama yaptı ama yaptı. Hayat, kavga, dövüş, deva, pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele, defans, atak, batak, yatak. Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız.
Sen abi bunu izlemiştim. O gelene burada içeride maçı seyrettik. Bir kilo fıstık aldık. Fıstık hoca fıstık ya. Ya oğlum, alo modlar, bakın şunlara, bakın bakın. Adam porno atmış altı, porno. Allah'tan görünmedi ya yayında. Modlar bu şurayı bir denetim edin diyeceğim de 37'ye gelmişiz zaten. Şu an evet, şu an mantıken atılsa zaten. Tamam, bundan sonra artık bakmıyorum. Altı çünkü porno atılmıştı. Artık yani bundan sonra bakmayalım bence. No witnesses. Gerçekten hayat zor. Gerçekten hayat zor. Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında. Bu nasıl bir dert ya? Sikmedim lan. Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlar. Bu nasıl bir ağlamalık şey ya? Anlamıyorum halen, pekala. Kötü bir şey yok değil mi ya? Pekala, yok herhalde. Tamam, artık bu Discord isteklerini bırakalım. Şimdi YouTube'a giriyoruz. YouTube'da ne yapacağız peki? Hemen şöyle size göstereyim. Video izleme ekranına geçelim. Arkadaşlar, Şimdi biraz Deep Web Blur'una gireceğiz. Ondan sonra da ondan geriye saniye başlayacağız çünkü yılbaşına 2021'de son 20 dakika kaldı. Gerçekten şu an herkes çok heyecanlısın. Ya kimse heyecanlı değildir büyük ihtimal. Olsun. Şimdi ben buraya yılbaşı yazmak istiyorum ve son 1 saate gireceğim gerçekten. Bakalım yılbaşıyla alakalı içerik... Ya biraz saç çıktı, direkt kafayı yiyeceğim. Yılbaşıyla alakalı içerik üreten insanlar bugün neler yapmışlar bakalım. Yılbaşı içeriği üreten küçük arkadaşlarımız veya izlemeyen arkadaşlarımız var mı bakalım, şöyle yazacağım. Yok mu ya? Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? O vardır illaki ya. Ben bu içine güvenmiştim, olması lazım. Yılbaşı hakkında. Hasan Ayım. Yılbaşınız mübarek olsun. Hazreti Seyyid Hamid el-Abbasi. Abbasi. Biliyorsunuz yılbaşı şeyleri var. Allah bizi muhafaza etsin inşallah. Toplumumuzu muhafaza eylesin. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Kim bir kavme benzemek isterse... Ben halen insanların bu yargısını anlamıyorum abi. İnsanlar yılın sonunda kutlanılan yeni yıla girme partilerini ve onun dışındaki 24 Aralık'ta mı kutlanıyordu? 24 Aralık'ta kutlanan Christmas'ı nasıl karıştırabiliyor? Halen anlamıyorum. Biz Christmas'ı mı kutluyoruz oğlum? Biz 24 Aralık'ta gidip şöminin üstüne çoraplar dikip daha sonra böyle hani o... Christmas'ta yapılan olayları mı yapıyoruz yabancıların yaptığı? Yapmıyoruz abi, biz sadece yeni yılı kutluyoruz, yani yeni bir yıla girmeyi kutluyoruz. İnsanlar bunu nasıl anlayamıyor ya? Benzerse kaç yıldır aynı şey oldu bilmiyorum. Onlardandır. Kişi sevdiğine uyar. Kişi sevdiğine uyar. Ama yani, ne diyeceğini çok merak ettim hocam. Onlara uymak onlara sevginin alametidir. Ve onları sevmek de Allah muhafaza buyursun, kıyamette onlarla beraber olmaktır. Allah bizi muhafaza etsin. Haşrul mer'i ma'a men habbe. Biz de bakalım kimi seviyoruz. Gönlümüz kime meyilli? Bunu bu kadar fazla insanı izletmek istemiyorum, boş ver. Gerçekten. Neyse. Yorum yapmaya gerek yok, devam edelim. Oha. Bu neymiş? 92 yılının bir yılbaşı videosu Minecraft. Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Cinim neredesin cin? Cin geliyor. Cin geldi. Gel lan, kurdun. Cin. Cin. Ya ölmüyormuş lan, tamam. Cin. Yılan için geri TP at, cin. TP atacağım. Evet gençler, hepinize. Ben bu insanların gerçek hayatını çok merak ediyorum. Böyle adam Minecraft açıyor. Gel cin atacağım. Anne yemek aldı. Yemek oldu mu? Kanka ne yaptın ya, iyi misin? Neyse, ben video geçiyorum. Bunlar böyle mi işliyor ya? Anlamıyorum halen.
Yeni bir video lan. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yanımda cinim var ve ben Noel Baba olarak burada. Yeni yıl için bir güzel bir maden videosu hazırladık sizin için. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yanımda cin olarak kim var biliyor musunuz? Sizce kim var ya? Kim var? Tahmin edin. 5 saniye yorumlara yazın. Ben Baba Gamer. Baba Gamer döndü mü yoksa? Baba Baba Gamer. Nasıl bir ciddiyet bekliyoruz ki zaten? O Ses Türkçe 2020 yılbaşı özel. Kerem Bürsün Hande Açar. Lemiş. Wow. Aşk. Pekala bakalım ne var. Mega Twitch 2020 yılbaşı özel demiş. Kayıtta değil mi şu an? Herhalde Twitch'in izlemesi için koymuş ama ben durur muyum? YouTuber olarak hemen Twitch kısıtlarını izleyeceğim şimdi. Tamam. İçerik alıyorum. Mega Twitch ekranlarından hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar bir yılbaşı videosu ile karşınızdayız. 2020 senesi bizler için maalesef ki sürekli negatif haberlerin olduğu ve neredeyse her gün üzülecek. Ben şey istiyorum ya, 2020 belgeseli çeken var mı gerçekten? 2020 belgeseli, Twitch var, uzay belgeseli, 2020 belgeseli. 2020 belgeseli çeken bir YouTuber ya. Böyle güzel bir şekilde anlatan, ne bileyim, yok mu? Şunu merak ettim bakayım. Ama bu yok, uzay belgeseli bu, farklı bir şey ya. Yok herhalde ya, boşverin neyse. Yılbaşı çekilişi var. Eşim de yazmıştı yorumlara. Oğlum yılbaşı çekilişi oynayalım, telsiz mi çekiyorsunuz, ne lan bu? Adamlar polis telsizi çekilişi yapıyor. Bu ne lan? O yüzden biraz bunlar BTK'ya iletiliyor. BTK anten. Tamam pekala bakmayacağım. Yılbaşı tedbirleri kapsamında yakalanıyorlar. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Bursa ilinden Kütahya Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Asayiş Büro Amirliği ekipleri. Bu nasıl haber oğlum? Yanında ekspres var böyle sağ sol. Bir operasyon düzenledi. Domenic, Tavşan yolu üzerinde zanlılar. Tamam bir shit post ya. Çok komik. Yılbaşı kutlamaları, sohbet üç. Yine bir evet dini adamın videosu herhalde bu. Onları geçelim. Oğlum yok mu ya şöyle güzel içerik yapan ya? Böyle açıp izleyelim ya. Yok mu gerçekten? Bakıyorum da joke yani yapan. Wow, evet merhaba. Kestik. Evet arkadaşlar, herkesi toplamamın nedeni yani yeni yıla sizinle birlikte geçmek istedim. Yani şimdiden evi süsleyeyim. Şu an bu çocuğun konuşması, şu an bu çocuğun konuşmasının karakteristik özelliği şu ya. Şu an bu baba var. Bu arada şu an bu konuşuyor gibi. Yes. Ve bir ocağı boğazın kurudu. Yeni yıla hazır bir şekilde geçeceğiz. Herkes var ama sadece bir kişi yok. O da Recep abi. Dayanamıyorum ben de. Tamam kapattım. Gerçekten dayanamıyorum. Pekala. Turul evreni yılbaşı özel. Hayo. Andatte. ニャンパス。どの道わけわからん。なんなのそれ。Chat ne izleyeceğiz biz ya? Bize içerik lazım. Son zamanlara kalmışız şu an. Full Minecraft içeriği var. Minecraft dışında başka içerik yok ya. İnanılmaz. Pekala bakalım. Yılbaşı harcısı isteyen bir aile. İzleyelim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çocuklarla yılbaşı ağacı ama böyle yapacağız şimdi. Gelin beraber kışkırtma izleyelim. Bunu uzun zamandır yapmıyordum. Hadi yapalım bakalım bu hafta. Halen yapan var değil mi? Kesinlikle var tabii ki. Her zaman olacak. Sen o kadının poposuna neden baktın? Kışkırtma. Tugay Gök'ü beklediniz kışkırtma. Çıldırdı. Kışkırtma var mı? Bana bunlar lazım değil ya. 24 saat kışkırtma. Oo adamlar bayağı günü aşıyor artık. Biz yaparız lan hepinize. Şu an bu giriş direkt Delimine vibe ya. Delimine'den direkt çalmış bu giriş bu arada. Biz yaparız lan hepinize merhaba arkadaşlar. Delimine'den hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün bomba bir videoyla karşınızdayız. Bugün kardeşime kışkırtma yapacağız. Onu kandırıp ayaklarımıza getirip işkence. Kışkırtma değil bildiğiniz işkence yapacağız. Hadi videoya başlayalım. Abi bir de utanmadan söylüyor. İşkence yapacağız lan kardeşime.
Kardeşimi kışkırtma, işkence ağzının yüzüne sıçacağız kardeşim. Arkadaşlar şimdi kardeşime kışkırtma yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi ki. You mate, I just wanted to text you on Instagram but I also wanted to support you, it's not too much but yeah, we have met on English DC server 2020, we don't talk too much yet you are a nice person, happy new year, dil çıkaran surat. Hakan Suna Türk müsün bilmiyorum. Teşekkürler donate'in için. Vallahi hatırlamıyorum seni, İngiliz serverında tanışmışız. Büyük ihtimal İngilizce tanıştık ama Türksün büyük ihtimal. Teşekkür ederim onların için. Instagram'da görürsem cevap vereceğim sana bu yayınlardan sonra. Teşekkürler. İyi hadi bekliyorum çabuk. Evet ben kaos istiyorum. Getir bana kaos. Değil mi sen tamam? Oha yumruk geldi ne oluyor? Yazık lan adam artık bırakmış arkadaşlar. Adam. Hadi yapın hadi. Hadi yapın da kurtulayım artık. Hadi ağzına sıçın da bitsin içerik hadi. Şimdi Yasin abi şimdi ipi çıkarttı. Niye sen? Değil mi yesen? Tamam mı? Değil mi yesen? Değil mi yesen? Tamam mı? Evet, pekala. Pekala. Son 12 dakika kaldı. 12 dakika kalmışken de son zamanlarımızda ne izleyeceğiz biliyor musunuz? Ne izleyelim bilmiyorum. Evet, sizi soruyorum. Benim chat'im dondu. Evet, chat şu an tamamen dondu bende. Chat'im çökmüş benim. Bir dakika. Chat'imi ben bir yandan düzelteyim mi? Artık chat'i tamamen kapatıyorum ya. Chat artık önemli değil o kadar çünkü. Zaten son dakikalarımızdayız. Artık yavaş yavaş chat'i de kapatalım. Zaten çöktüğü için de pek de bir anlamı kalmadı. Niye çöküp duruyor chat ya? Evet. Peki abi buradan açacağım chat'imi. Hop. 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 Tamamdır açtım. Alo. Chat. Evet geldiniz tamam. Evet. Abi ben sana DM'den yazdım. İsteyeyim. Bakacağım tamam bakacağım. Dream izle abi. Yok yok böyle bize chill bir şey lazım ya. Chill bir şey lazım. Chat'i kapatmıyorum ya. Kendi chat'imi kapattım arkadaşlar. Sizin chat'i kapatmıyorum merak etmeyin. Evet. O zaman. O zaman biraz partileyelim ha. Hadi bakalım. Son 10 dakikadayız. Ayağa kalkın arkadaşlar. Evet, son 2020'nin kapanışını yapın. Artık 10 dakika sonra bitiyor. Pekala. Ses kız mantıklı. Ezan okunuyor burada hemşiresi nasıl okunabilir ya? Saat 11.50. Seneye görüşürüz abi. Oğlum Nightbot herkesin şeyini siliyor. Link atmayın arkadaşlar link atmayın. Link atmayın link atmayın. O zaman 2020 özetini izleyelim beraber. Lan benim şeyimi mi çaldın lan? Yok yeni yapmış bu yeni yapmış. Editizm yapmış pardon. Ben de bir an benim şeyimi aldı sandım ya. Yok değilmiş. O zaman bunu izleyelim beraber gelin. 3, 2, 1. Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Gerçekten bunları bilmiyorum. Evet. Aa bir tane şey çıkmış. Bakalım bu ne? Etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al.
Daha giriş. Bakalım. The most powerful military commander in Iran has been killed in a US airstrike in Baghdad. Türkiye bir kez daha güçten gelen dehşetle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ sivrici olan 6.8 büyüklüğündeki deprem. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şu anda peş peşe iki Çin saati yaşıyor. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan... Bir de bazıları böyle videoları diyor ki hani sadece kötü, yani kötü olayları koyarsan zaten 2020 çok kötüdür diyor. Hani şöyle bir şey var, 2019'da mesela 2019'da olan kötü olarak sıralayamazsın. Çünkü 2019'da kötü olan bir olay yok. Hani bütün bir sürü kötü olay 2020'de oldu. O yüzden böyle yapılıyor zaten. Böyle lanse ediliyor zaten. Ya zaten yılların önemi de yok ama yani bu 320 bir yılda 326 gün olduğunu falan neyse. İşte o günde oldu bunlar ve son 7 dakika kalmış. Evet, son dakikalarımıza yavaş yavaş giriyoruz arkadaşlar. Bir... Bunu izleyelim. Daha sonra da yavaş yavaş beraber konuşarak neydi? Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. İlk kez bir hastamı kaybettim. Bir hafta tatil edilecek. Cemaatle namaza. Bunlar ne oğlum ya? Ben bunları hiç görmedim bu arada oğlum. Amcayı falan bağlamışlar. Çok korkunç. Cemaatle namaza ara verilmesi. Bu arada yani 2020'de olan en kötü olaylardan birisi de şu ya. Gerçekten yani ne kadar böyle diğer böyle yangınların korunu falan olduklarından dolayı çok böyle düşük durabilir böyle şey ama bu gerçekten çok büyük bir olay. Yani. Lan biz bir yapamaz. Bu arada şeyde oldu, bizim burada oldu. Bu patlama bizim kaç 10 kilometre uzağımızda oldu bu arada. Patladığında ben buradaydım yani. Niçin geçtik? Volkan keşfetmiş durumda. Ama videodaki şeyi beğenmedim. Şarkı seçimini beğenmedim çünkü bu olan olayları sanki çok havalıymış gibi lanse ediyor bu şarkı. Ya yanlış bir şarkı seçimi olmuş. Biraz daha kaosvari ve biraz daha cyberpunk olabilirmiş ya. O oldu Paşinyan. Rickroll halen kar yağmıyor Rickroll'a. Şunu çekeyim şöyle. Evet, son 5 dakika kaldı. Evet arkadaşlar, 2020'nin sonuna geldik. Gerçekten kaoslar yılıydı. Çok fazla kötü olay oldu. Biliyorsunuz, biliyoruz, yapabileceğimiz bir şey yok. Tek yapabileceğimiz şey bunları kabullenip büyüyüp güçlenip sadece geride bırakmak. Bizi daha boktan bir yıl bekliyor mu acaba? Ne diyorsunuz chat? Belki. Belki. Belki de yok. Belki her şey daha kötü olacak. Belki olmayacak. Belki neler olacak. Bilemiyoruz. O yüzden 2020'de her zaman tetikte olun. Her zaman cici olun. Müthiş bir 2020 sonu konuşuruz. Ben bunu hazırlanmadım, tamam mı? Böyle bir konuşma yapmayı beklemiyordum. Ama 2020'nin sonunda bir konuşma hazırladım. Onu da bir video yaptım. Onu da artık izlersiniz 2021 olduktan sonra. Vallahi bu arada gerçekten yayını başından sonuna kadar benimle olan ve izleyen herkese çok teşekkürler. Gerçekten benim için anlamı büyük çünkü 2021'e 2020'nin son gününe böyle insanlarla girmek gerçekten benim için huzur vericiydi.
gerçekten kafamı dağıtmamı olanak sağladı. Çok stresli ve bu aralar çok moralim bozuk, biliyorsunuz olayları zaten. Gerçekten bana gelip benimle zaman geçirdiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, son 3 dakika kaldım. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde ondan geriye sayılır ama ben 1 dakikadan geriye sayacağım. Bir tane arkadaşıma yaptırdım onu da zamanım olmadığı için. 1 dakikalık time şeyi yaptım böyle. Oradan da yaparız artık. Daha sonra da video izletirim. Evet, sizin düşünceleriniz ne arkadaşlar? Yazın bakalım. Adam ki 3 dakika kaldı. Evet. Abi görüşürüz. Ailemi kutlayacağım. Yayın iyiydi, güzeldi. Sağ ol. Vallahi iyi akşamlar. Görüşürüz. Ailenle kutla cici bakalım. Seni görüşürüz demiş. Ya yeter artık. 2020'nin son... Ne? Ah, Flash Player gidiyor. Olamaz. Maalesef gidecek. Abi şapkayı çıkart. Hayır. Şu an bunun altındaki saçının bokluğunu bilsen öyle demezsin gerçekten. Evet. Hazır mısınız? Evet. Tam 59'da 1 dakikalık timer'ı başlatacağım. O yüzden tetikte duruyorum. Beraber geri sayacağız. Ya normalde böyle şeyleri gereksiz böyle heyecan yüklemek istemezdim ama canlı yayında olunca gerçekten bir heyecan oluyor açıkçası. Normalde canlı yayını açmasaydım umurumda olmazdı böyle. Oo, 19 lan. Ama şu an gerçekten önem verdiğim bir şey olduğu için bu yayın benim için de önemli bir geri sayım olacak. 59 al artık oğlum. Niye olmuyor bu 59? Yoksa hiçbir zaman 59 olmayacak mı? Evet. Son 1 dakika. Son 50 saniye. Son 50. 49. O arkadan güzel bir şarkı açayım bir dakika. Evet, son 15 saniye, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yılbaşı. Ne? Abi. Yemin ederim bilmiyordum. Bir dakika. Yemin ediyorum RP değil. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika, bunu ben yapmadım. Bunu gerçekten ben yapmadım. Bir dakika. Chat. Chat. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Bakın gerçekten ben bir şey yapmadım. Allah belamı versin. Olan şeye bakın sadece. Bakın bak, şerefsiz. Gerçekten ben böyle şerefsizlik görmedim ya. Bakın. Bakın iki tane geri sayım var, gördünüz mü? Şimdi ben birinden geri sayım yapmasını istedim bana. Çünkü uğraşamıyordum. Benim canlı yayın planlarını yapıyordum. İlkten bana attı bir geri sayım vardı. Bir dakika. Es alacağım onu. Bakın. Evet bak. Bak çocuktan geri sayım istedim, tamam mı? Bana saat 3'te falan attı. Daha sonra baktım. Bakın geri sayım şu. Geri sayım şu. Nerede bu mu geri sayım? Evet evet. Var ya, sen şerefsizsin. Sen şerefsizsin zaten. Bana böyle bir oyun oynandı şu an. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana daha sonra önceki videoda tam sync olmuş diye bunu kullanırsın dedi. Aynısı olduğunu düşündüm. Direkt attım ekrana, bakmadım bile sonuna.
Şu an girdik değil mi? Girdik değil mi? Tamam girdik. Girdik tamam. ...2021'e böyle girmek gerçekten benim için vurucuydu. Chat, o zaman sizi son sözcüklere yolluyorum. Ve size güzel bir sürprizim var. Hepinizi seviyorum. Yeni katıldığınız için teşekkürler. Gerçekten içten söylüyorum. Benim için anlamı çok büyük. Kendinize iyi bakın. 2021'de hayatınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hey selam. Geçmişteki sahneyi konuşuyor. Bunu dinlediğine göre sanırım 2021'e girdik. Burada şu an tarih 4 Aralık 2020 ve dün Bilal Görgün'ü YouTube paylaştı. Bütün yabancılar Bilal'i konuşuyor gerçekten. Tamam şu an konumuz sanırım bu değil. Bu ses kaydını 2020'nin sonunda yapacağım içerik için kaydediyorum. Sanırım motivasyon konuşması yapmayı hedeflemiştim ama gerçekten 2019'da yaptığım motivasyondan sonra sözcüklerin gücüne inanmıyorum. Aynı zamanda burada ultra güzel motivasyon sözcükleriyle insanları kandırmak istemiyorum. Çünkü hayat mükemmel değil. Zor ve korku dolu, yorucu ve stresli. Ama bilmeniz gereken ve sizi azimle dolduracak tek şey aslında şu. Hayat her ne kadar zor görünse de yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır. Sana güveniyorum.